Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı tarihe hoş geldiniz. Sıra dışı tarihte bu akşam çok önemli iki konuğum var. Mehmet hocam zaten konuğum sayılmaz. Dükkanın sahibi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Musa Biçkioğlu, araştırmacı yazar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam gerçekten müthiş bir ufuk turu yapacağız. Böyle bir parça mistik taraflarına da gireceğiz meselelerin. Farklı bir sıra dışı tarih olacak, onun altını çizeyim. Dahası müthiş bir ufuk turu olacak. Ekran başında olun. Eşe dosta, konuya, komşuya, akrabalara haber verin. Kısacası kimi tanıyorsanız haber verin. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Sıkılmadan soluksuz izleyeceğiniz bir program olacak diye düşünüyorum. Amin. Beni yalancı çıkarmayın. Geçen hafta Libya meselesini masaya yatırmıştık hocam. Libya'yı konuştuk. Şimdi Libya'yı konuşmayacağız. Libya'nın önemi üzerinden, hatta bunu da bir konuşmayalım, Türkiye'nin önemi üzerinden bir şey konuşacağız, şekillendireceğiz mesela. Mesele şu. Bir özet geçelim. Geçen hafta kaçıranlar için. 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice çıktı ve şöyle dedi. Fas dahil 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. Bunlar içerisinde Türkiye de var. Evet. Yıl 2003. Yıl 2020. 17 yıl geçti. Bakalım. Fas'ı, Tunus'u darmadağın ettiler. Libya'yı paramparça ettiler. Evet. Suriye'yi paramparça ettiler. Irak'ı zaten perişan ettiler. Yemen'i perişan ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ni esir aldılar, kuklaya dönüştürdüler. Suudi Arabistan hakeza aynı. Dediklerini yaptılar. Evet. Fakat şöyle bir makası gözünüzün önüne getirin. Makas. Bu makasın çalışabilmesi için şurada bir pim vardır. Şurasında bir pim vardır. Bu pimi çıkarsanız bu makas bir işe yaramaz. Türkiye bu bölge için o pim mesabesinde hayati öneme sahip bir ülke var. Türkiye'yi dize getirmedikçe, alaşağı, hamaset yapmıyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'yi dize getirmeyince, alaşağı etmediğiniz sürece bölgede dilediğiniz gibi at koşturamazsınız. Tayyip Erdoğan çıkar, paramparça ettiğinizi zannettiğiniz, bölüp parçaladığınızı zannettiğiniz bu ülkelerin halklarını uyandırır, alırsınız başınıza bela. Bu kadar basit. Ne yapıyorsunuz falan der. Doğu Akdeniz'de enerji yatakları var, devasa enerjiler var. Dediler ki parçalayalım, bizim olsun hepsi. Bir de Libya'sı, Suriye'si, Mısır'ı, şusu, busu hak talep etmesin. Türkiye'si hak talep etmesin, bizim olsun. Tamam yaptılar ama Türkiye dedi ki bir dakika, yok öyle bir şey. Öyle yok. Gel bakalım. Burada bizim de hakkımız var. Burada şunun da, bunun da, onun da hakkı var. Libya'nın da hakkı var. Dedi, işler karıştı. Uzun lafın kısası, Türkiye dedikleri şey Erdoğan. Erdoğan'ı devirmedikçe bize huzur yok diyorlar. Erdoğan'a yönelik direkt dışarıdan batılı ülkeler savaş açmış olsa, eleştirmiş olsa, bir şey yapıyor olsa, tepki ortaya koysa, içeride Erdoğan daha da güçleniyor. Evet. O halde ne yapmak lazım? İçeriden Erdoğan'a yönelik saldırılar organize etmek lazım. İşbirlikçiler eliyle. Şimdi Libya'da ne işimiz var? Askeri niye gönderiyoruz? Suriye'de ne işimiz var? Barış Pınarı'na karşı çıkmak, Afrin'e, Zeytin Dalı'na, şuna buna karşı çıkmaz. Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz gibi bir ifade. Bunların hepsini topladığınızda işte dışarının içerideki işbirlikçileriyle yapmaya çalıştığı organizasyonu görüyoruz. Bir de bu şema içerisinde İsrail var. Sessiz sessiz işler götüren İsrail var. Bugün oraya kadar ineceğiz. Onların da vaat edilmiş topraklar düşüncesi var. Yine Erdoğan bunun önünde bir engel olarak kalıyor.
PKK terör örgütü var. Ülkeyi bölmek istiyorlar. Erdoğan bunların önünde bir engel olarak kalıyor. PKK perişan halde, darmadağın edilmiş. Bütün sığınakları, kampları, şunları bunları yerle bir edilmiş. Çözülme hızlanmış. Diyarbakır'da anneler evlatlarını kaçıran teröristlere karşı ilk kez baş kaldırmış. Hı hı. Tüm bunlar yaşanıyor. Onlara bir moral motivasyon lazım. Çünkü bir sosyolojiye oluşmuş, yani PKK'nın oluşturduğu bir sosyoloji var. O sosyolojiyi seçimde birileri kendi menfaatlerine, o birilerinin birileri de kendi menfaatlerine kullanıyor. O sosyoloji ayakta kalmaz ise, hapı yuttular kendilerince. O sosyolojiyi ayakta kalmak için tiyatrolar sergiliyorlar. Teröristlerin kitaplarını İstanbul Kitaplığı'nda satışa sunuyorlar hocam. O sosyolojiyi, moral motivasyonunu artırabilmek için. Tam da buradan yayına girerken bir şey söylemiştin. Sözü sana devredeyim, oradan devam et. Eyvallah. Müsaade varsa bir cümle bu bağlamda Osmanlı'dan, son dönem Osmanlı'dan alıp buraya geleceğim. Çünkü aşağı yukarı sokaklarımızda her birimizin duyduğu bir gerçek. Yemen'de ne işimiz vardı? Aynı gazelleri hala işitiyoruz, duyuyoruz. Bu soruyu soranlar Amerika'nın Vietnam'da, sağda solda, Afganistan'da, Irak'ta ne işi var sorusunu sormuyorlar. Sormamaları da iyi, ilgilendirmiyor da işin doğrusu diyelim. Geçelim ama biz Yemen'de hükmediyorken İngiliz'in Yemen'de ne işi var sorusunu sormayan bizim ki. Yine biz o bölgedeyken Cibuti'de Fransa'nın ne işi var sorusunu sormayan yine bizim ki. Yemen elden çıktıktan sonra İstanbul'da rahat bırakılmadığımızı gören de bizim ki. Yemen elden çıktıktan sonra biz Anadolu'da rahat edemedik ki. İstanbul'da elden gitti, işgal edildi. Bu gerçeği görüyor ve biliyor olmalarına rağmen Libya'ya, Kuzey Irak'a, işte PYD bölgelerine, Zeytin Dağı'na vesaire gibi hareketlere dil uzatanların içeridekileri anlamak mümkün değil ama dışarıdaki bizi anlamış. 2015 yılının 7 Haziran'ında hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyince iktidar 8 Haziran günü İtalyan yani hemen sınır komşumuz da değil, Orta Doğu'dan birileri de değil, İsrail de değil. La Repubblica gazetesi Adriano Sofri imzasıyla bir yazı yazdı. Son 1000 yılın Selahaddin Eyyubi'si son metro istasyonunda durduruldu diye. Yani batılı tanımış, ne olduğunu anlamış, İsrail'in güvenlik sorunu olduğunu biliyor. Bu sorunun kilit taşının nerede olduğunun da farkında. Öyle olmasına rağmen evet saldıracak, onu da ben yerinde görüyorum. Dışarıdaki saldıracak İtalyan, Selahaddin Eyyubi'nin ne ifade ettiğini biliyor. Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü İtalyanlardan almıştı, Haçlılardan almıştı. Ve ordu komutanları İtalyan kökenliydi. Onlardan almıştı. Ne ilgisi var diyebilir miyiz? Hayır, hiçbir çok ilgisi var. En başta Kudüs'tür. Kudüs'ü Haçlılardan alan Selahaddin Eyyubi'ydi. Günümüz İslam dünyasında da Kudüs namına vicdanın tek sesini, millet, milliyet, tarih, siyaset, din, diyanet, bütün başlıklarda Kudüs o kadar değerlidir ki her bir başlık ile ilgili de detaylı konuşulabilir. Her bir başlık için Kudüs uğrunda mücadeleye değerdir. Ve bütün bu birikimlerimiz hem medeniyet açısından, hem tarih olarak, hem siyasi olarak, hem verdiğimiz şehitler açısından, hem askeri olarak, hem siyaseten en üstünde dini birikimimiz de var. Bütün bunlar var olduğu halde Kudüs'le ilgili bütün bunları da ihata eden ama insanlığın vicdan sesi olan burada Türkiye'ye susturma maksatlı. 7 Haziran'da geçemedik ya, 8 Haziran'daki manşet veya yazı Selahaddin Eyyubi durduruldu. İtalyan, İsrail, şu anda Yahudi de hiç önemli değil. İster Yahudi olsun, ister Ortodoks, ister Süryani, ister Katolik, ister başka bir mezhep veya başka bir din. Yeter ki Müslüman da olmasın. Yeter ki makas örneği çok güzeldi, çok da hoşuma gitti. İslam dünyasında, İslam dünyasını tarihsel birikimiyle, medeniyet tecrübesiyle domine edebilecek olan güç ve birikimin Türkiye'de olduğunu bizden iyi biliyorlar. Onların saldırılarını gerçekten yerinde görüyorum. Onlara da empati yolu baktığımda tırnak içinde söylüyorum, hak veriyorum. Ama bizimkini anlamak mümkün değil. Keşke bizim muhalefetimiz, keşke bizim içerideki diğer fraksiyonlarımız, evet arkadaş, ben bu yönetimi sevmiyorum, ben bu lideri sevmiyorum, bu icraatını da beğenmiyorum ama dışarıdan saldıranlar haklı değiller, haksızlar, ben karşılarındayım diyebilseydi. Maalesef. Yani bu harcı, bu mayayı içeride tutabilseydik. Unutmayalım, Kudüs'ten sonra tarihte Kudüs iki defa işgal edilmiştir. Biri 15 Temmuz 1099 Cuma günüydü. 15 Temmuz 1099 Cuma günü işgal eden Batılılardı.
aynı Batılılar 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'u işgal etmiştir. 1. Kudüs'ün düşüşünden sonra İstanbul düşmüştür. Ortodoksların elindeki İstanbul. 2. Kudüs 9 Aralık 1917'de düştü. Kudüs'ten sonra yine İstanbul elde tutulamadı. 1920'de İstanbul işgal edildi. Herhalde bir şeylerin farkında değil miyiz veya kasten mi farkında olmamaya çalışıyoruz bilmiyorum ama sadece siyaseten bakılsa bile bunun çok farklı bir düzlemde okunması gerekir. Deniz Baykal'dan bir örnekle ben cümleyi teslim etmek istiyorum. 2005 yılıydı, Feridun Sinirlioğlu büyükelçimizdi. Sosyalist Enternasyonal Kongre için Deniz Baykal Tel Aviv'deydi. Kudüs'ü ziyarete gitti. 2005 yılının Mayıs ayında. Tabii ki oradaki tecrübeli diplomatlarımız gösterir. Buradan giderseniz Yahudilere, İsraillere paya çıkar. Buradan giderseniz şuna paya çıkar. Burayı kullanırsanız da Müslümanların tercihidir. Deniz Baykal Mescidi Aksa'ya Müslümanların tercih ettiği kapıdan girmiştir. İsraillerin dayattığı Mağariba kapısını kullanmamıştır. Dayatıyorlar özellikle. Onların kutsal saydıkları ve kendilerine paya çıkaracakları yerlere gitmemiştir. Mescidi Aksa'ya girmiş, demeç vermiştir. Yetiyor mu? Hayır. Kubbetü Sahra'nın içerisinde de namaz kılmıştır. Böyle bir devlet adamına ihtiyacımız var. Solcu olmuş, sağcı olmuş, falan olmuş, filan olmuş, çok da önemli değil. Bu çok güzel bir şey ya. Bu çok güzel bir hayat. Yine aynı Deniz Baykal'ı biz nerede gördük? Bosna'da gördük. Nasıl gördük hocam? Gitti orada eşarp dağıttı. Eşarp dağıttı. Başörtüsü dağını dağıttı. Dağını bırak. İki gün önce. Libya konusunda. Libya konusunda. Bak. Biz kahin değiliz. İkimiz için söylüyorum. Evet evet. Hatırladım. Ne diyeceğini anladım. Ama vizyon sahibiyiz. Senelerdir burada da Deniz Baykal CHP'nin başındayken bile onun yerli ve milli olduğunu söylüyorduk. Yani siyaseten farklı bakıyorduk. Efendime söyleyeyim, dünya görüşünün birçok şeyi uymuyordu. Yaşantımız da uymuyordu ama fakat o milli ve yerliydi. Yani bugünkü CHP'ye bak bakalım. İş böyle oldu. Enteresanmış. Bu mühim. Deniz Baykal'ı buradan bir kez... Yani bugün şunu Allah söyleyeyim. Allah sağlık sıhhat versin. Sağlık sıhhat versin. Deniz Baykal'ı bugün anmadık burada. Hiç gündemimizde yok, siz açtınız ama... Simultane oldu. Mesela Deniz Baykal, Sayın Baykal CHP'nin genel başkanı iken dahi... bir diyalog, bir irtibat zemini hep vardı. Tabii. Arayabilirdik, arardık, konuşurduk. Bir keresinde Bosna'yı konuşurken hocam hatırlayacaktır. Deniz Bey'den bahsetmeyi unuttuk ve bir CHP eleştirisi yaptık. Aradı. Dedi ki ya Turgay'cığım böyle bir şey bunu unutmuşsundur dedi. Ben dedim unuttum, utandım. Unutmuştuk. Döndük ve uzun süre Deniz Bey'in işte o Bosna'ya gitmesi... o başörtüsü dağıtması çok dehşet bir mesajdır, değerli bir mesajdır yani. O meseleyi konuştuk. O yüzden siyaseten farklı... Bir örneklik teşkil etsin diye siyaseten negatif bir örnek olsun diye söylesem. Demirtaş'ın da şöyle bir demeci var. Bizim kutsallarımız, ya daha doğrusu bizim demiyor zaten, öyle ilgilenmiyor orayla. Kudüs Yahudilere ait kutsal bir yerdir. Orayla Müslümanlar ilgilenmemeli. Mealinde net olarak ifadeleri evet, olmuştur. Evet. Öncelikle bunu tayin edecek olan Allah'tır, Rabbimizdir. İman ve Müslümanlık da bunu gerektirir. Orayla ilgili konuşacak yetkin bir kişi değilsin. Bir, ikincisi, yani Yahudiler elbette ki bu topraklarda da yaşamışlar. Yaşayacaklar da herhangi bir derdimiz yok. İsrail'in avukatlığı sana mı kaldı? Üçüncüsü, benim kutsalımla ilgili konuşma selahiyetini nereden buluyorsun? Dördüncüsü, bütün bunları bir araya getirdiğimizde Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılır. Yapan lideri içeriye almaya çalışıyorlar, yasa dışı ilan ediyorlar. Kuzey Irak'ta yapıldığında bölgesel bayraktan başka çok manidardır. Sadece İsrail bayrağı dalgalanmış olsun. Tabii bu bağları yan yana getirdiğimizde herhalde bir şeyler anlaşılmış oluyor. Daha o konuda daha çok şey söylenebilir yani. HDP ve İsrail konusunda. Hocam sen bugün çok şensin. Hayırdır? Ya şimdi hani derler ya. Doluya korsun, almaz, boşa korsun, doldurmaz bir türlü bir şey var Türkiye'de. Biz şimdi dünya tarih kurulduğundan beri bugün
Musa'yla da epey konuştuk onun doktora tezi üzerinde. Kudüs'teki Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı tahkimatlar. Şimdi devletler sınırlarını ve güçlerini tel örgüyle, dinamitler bilmem şunlar bunlar yerleştirerek sınırlarını koruyamazlar. Mutlaka sınırlarınızın dışında tahkimat yapmak zorundasınız. Türkiye son 100 yılda bunu yapamadı. Biz unuttuk adeta, yani tahkimatı da unuttuk. Ama Elinoğlu sen de bu tahkimatı yapıyor. Biz de 1980'lere kadar medyanın bir durumuna bakın. Bu medyanın hiç yerli olduğunu söyleyebilir misiniz o dönemlerde? Kamuoyu oluşturmak için dışarının tezlerine uygun şeyler hep yapıyorlardı devamlı surette. Irak'ta Saddam üzerine harekat yapılacak. Onu böyle büyüten bir canavar şekline getirmek için Hürriyet gazetesinin bir lağım borusunu kıyamet topu diye sür manşet nasıl verdiğini biliyoruz. O manşet ve onun altında yazılanlardan dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinden her vilayetten yüzlerce aile evini kamyonlara doldurdu, batıya doğru göç ediyordu. O kıyamet topuyla Saddam Ankara'yı da vurabilirmiş, İstanbul'u da vurabilirmiş vesaire. Hocam ben hatırlıyorum, kimyasal saldırı olur diye bu muşamba satışlarında artış vardı. Evet. Doğu Güneydoğu'da evler... Mardin'deydim. Tabii, Mardin'de tabii. Miydiniz? Evet. Yıl kaçtı hocam? 80... 92... İlk. İlki 80 sonu muydu? 80'in sonlarıydı. Sonuydu. İşte. 92'de o şeyler oldu. Hı. Maskeler Güneydoğu'da kara borsa olmuştu. Maske satıyorlardı yani. O şeylerden dolayı falan işte. Saddam'ın elindeki şeylerden dolayı. Bir tane karabatak görüntüsünü aldılar. Heh. Bak. Saddam öylesine bir canavar haline getirildi. Kaddafi öylesine bir canavar haline getirildi ki İslam dünyası bunu yuttu hepsi. Hepsi yuttu. Yani benim 80 yaşındaki annem okur yazar bile değil. O karabatağı gördüğünde ellerini açtı. Hey Saddam dedi, sen şöyle olasın böyle olasın diye bir sürü beddua yağdırdı. O güç annemi bile harekete geçirdi. Eğer bir ülkede tahkimatlarınızı siyasal alanlarda yapamazsanız, medya alanında yapamazsanız, ekonomik alanda, pazarda, çarşıda yapamazsanız, kültürel anlamda, sinemada, tiyatroda, şurada burada yapamazsanız, sportif alanlarda bunları yapamazsanız, sizin içinizde her zaman oynarlar. Ne demek bu hocam? Ne demek bu? Mesela, ya basit bir örnek vereyim. Bundan birkaç sene önceydi. Fas'ta, Casablanca'da bir gece kalktım, caddelerde yürümeye başladım. Kafelere bakıyorum, şuraya buraya bakıyorum hep. Maç izliyorlar. Hepsinin sırtında ya Real Madrid'in formaları var, ya efendime söyleyeyim Barcelona'nın formaları var. Ya Manchester'ın, ya şunun, ya bunun. Onun bunun. Böyle hepsi hayran olarak orayı şey diyorlar. Fas'ta Ronaldo'nun bir evi var. Her sene yazın gelir orada 3-5 gün kalır. Ama bütün o devletin sokaklarının çocuklarının kalbinde Ronaldo vardır. Bir Ramazan gelir. Filistinli çocuklar için, iftar şeyi için 1 milyon euro para bağışlar. Bunu medyada yayar. Ve o İslam dünyasındaki sokakların tümünde, o çocukların kalplerinde yer edinir. Bunlar tahkimatlardır. Bunun çok basit örneğini hep söylüyorum. 9,5 sene
Abdullah Öcalan Suriye'de kaldı. Ya buradadır diyor, baba Esat yok diyordu burada. En son sokağını, oturduğu apartmanın numarasını, daire numarasını verdiğimizde yine dedi yok. Yine dedi yok. Bizim orada 100 tane buzdolabı satan bayimiz olsaydı, 5 tane bilmem distribütörümüz olsaydı televizyonda, 5 tane giyimde, 5 tane ne de, Abdullah Öcalan orada 9,5 saat kalamazdı. Bırakın 9,5 ayı. Oranın sanayi ve ticaret odaları Hafız Esad'ın kapısını aşındırırlardı. 24 saat içerisinde dışarıya sürerlerdi. Biz hiç o tahkimatı yapmadık. Bize tahkimatı dediler ki 900 sene yönettiğimiz bir coğrafya Irak'la Suriye şeyini Cumhuriyet tarihinde tuttular bize mayınlattılar. Sanki tahkim etmişler işte hocam. Ya Suriyeliler yapmadı bunu, biz yaptık. Bu 868 Mısır hocam. Dolanoğulları 868. Evet. Şimdi yani hani Suriyeliler yapsa deriz, bizden korkuyorlar. Nihayet biz bir imparatorluk bakiyesiyiz devlet olarak. Suriye'den de güçlüyüz. Kendi arazimizi tuttuk, mayınladık. Hocam şöyle diyelim ki İstanbul. İstanbul'dan kalkan bir araç, kara aracı, evet, yola çıkacak, devam edecek ve Orta Asya'ya gidecek. Gelecek Karabağ'da dur diyecekler. Evet. Karabağ olmasa devam eder gider. Evet. Getirdiler oraya bir Karabağ sorunu, Ermenistan bir Karabağ sorunu. Orada bir özel şey, bir problemli bir yer kaldı, evet, ve geçemiyorsun, evet, öbür tarafa. Evet. Geldi, dedi ki ya bu sınırı bizim mayınlarla kapatmamız lazım. He. Türkiye niye kapatsın ki durup dururken? Gelin oğlum, hevaller, gelin şuraya bir saldırın, iki tane şey atın, bomba atın, füze atın, saldırın bilmem ne. O da güvenlik için kapatsın. Doğru mu? Evet. Şartları kendisi oluşturuyor. Evet. Her seferinde. Biz günün sonunda, hatırla, o günden bugüne biz, ya bak Batı böyle, Amerika böyle yapıyor, o şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Merhum Erbakan Hoca anlatırdı. Böyle bir takım aydınlar, ta Akyol tiplemeleri falan. Bunların komple teorisi olarak adlandırır. İtibarsızlaştırırdı. Biz de söyledik, itibarsızlaştırdı. Ama bugün şöyle bir şey var. Bu devam ediyor ama toplum artık bu fotoğrafı, bir şey yapmadan önce bir şeyi yapma, bir şeye mecbur etme. Mesela bizim Süleyman Şah türbesinin taşınması. Tahkimi nereye çektirdiler bize bir anda? Değil mi? Bak şimdi orada söyleyeceğim şey şuydu. Biz o mayınları döşediğimizde böyle bir şey yoktu ortada. Döşedik. Fakat aradan zaman geçti. 7-8 sene önceydi. Bir kuvvet de bize dedi ki mayınları temizleyin. Hatta o zaman bazı muhalif çevreler, ya burayı İsraillilere verecekler, arz-ı mevudun bilmem neleridir falan. Bunlardan biri de Şevket Kazan'dı. Ondan sonra ve o mayınları bize temizlettiler. Buradan bugün baktığın zaman o mayınların temizlenmesi kime yaradı? Neyin projesiydi? Kuzey Suriye. Peyeden. Rahat Güneydoğu'yla irtibatları kesilsin diye bize kaldırttılar. Bakın, modern bir devlette, bizim devletimizin şu anda... İrtibatları kesilsin diye, irtibat kurulsun diye kaldırtmışlar. Tabii. İrtibat kurulsun diye bu sefer kaldırdılar. Ama olmadı. Şimdi... Modern devletlerin yapması gereken şey şu. Bizim burada eksikliğimiz var. Stratejik akıl üreten kurumlarınız olacak. Önceden, yani nasıl mesela meteoroloji, yağmur yağdıktan sonra mı diyor ki yağmur yağdı? Hayır. 3-4 gün sonrasının, bir hafta sonrasının raporlarını veriyor mu? Veriyor. Neye bakarak veriyor? Bulutların gelişine, rüzgarın şiddetine. Verilere göre tecrübi bir ilimdir o da. O ilmi şey ederek yanılmıyor da. Niye? Çünkü Allah kurallar koymuş.
İdrak etti Allah'ın koyduğu kuralları ve yanılmıyor. Aynen o gün diyor, o gün yağmur yağıyor. Şimdi bu stratejik akıl üreten kurumlar da sizin güvenliğinizi önceden o verilere bakarak tahmin etmeleri lazım. Fakat üçüncü dünya ülkeleri bu kurumlar vardır, kurarlar. Ama teyzemin oğlunu buraya getireyim, bizim mahalleden şunu getireyim. Liyakat ve ehliyet sahibi olmayan insanları o kurumlara getirince onlar da sadece o koltuklarda oturur, makam arabalarına biner, maaş alırlar. Bir şey şey edilmez. Türkiye bunları okumalıydı. Bakın, bir Arap Baharı meselesini İslam dünyası okuyamadı. Ha, bugün çıktı Akdeniz'deki petrolle ve şey için bütün bu istikrarsız şeyi o halde getirdiler. O nedenle getirdiler. Buraya bir şey diyeceksin. Zihinsel dezenformasyon maksatlı, zihinsel değil, bilinçaltımızın işgali meselesine dair güzel arkadan vurulduğumuz bir asırdır söylenip durulan şey, evet arkadan vuran oldu. Arkadan vuran mı, bir de gelip bizi işgal eden. Çanakkale'de bizim safımızda çarpışıp ölen bir İngiliz yok. Her nedense İngiliz'e laf diyen yok ama arkadan vurdu diye Araplar dilden düşmüyor. 9 Aralık 1917 günü Kudüs'ü teslim ettiğimizde saha komutanlarımızdan bir tanesi de Fahrettin Altay'dır. Saha komutanları. Der ki, 8 Aralık'ı 9 Aralık'a bağlayan gece ne bir gece hücumu ne bir şafak baskınıyla Kudüs'ü kaybetmedik. Bilakis içindeki kutsal varlıkların tahrip olmaması için teslim etme kararı aldık diyor. Evet. Yani onun hürmetini saydık. Hatta ahitnamede var. İngilizlere verilen ahitnamede. Son cümlesi hatıratının, o halkın kendi evlatlarından birçok kişi saflarımızda kahramanca çarpışarak şehit olmuştur. Bunu anmayı vicdani vazife sayarım diyor. Fahrettin Altay Filistin halkı için. Şerif Hüseyin ihanet etmiştir. Şerif Hüseyin'in Mescid-i Aksa'daki mezarına hakaret ederler Filistinliler bugün. Makbul bir insan değil İslam dünyasında. Ama aşiret aşiret Medain Salih Kuzey Arabistan'dan, Riyad bölgesi İbnü'r Reşid'den, İran Şeyhül Meşayih'inden, Suriye'de Meysalun Muharebesi'nde Yusuf el-Azmi'den sayılabilecek birkaç aşiret dahi son ana kadar Osmanlı'yla kalmış. Yetmemiş, Anadolu'ya çekildiğimizde Irak Şeyhül Meşayih'i yanımıza gelmiş, müdafaya katılmış. 1944'te vefat etmiş, Ankara'ya defnedilmiştir. Mustafa Kemal kendisine 7 köy vermiştir. Bu fakir milletten maiyeti kalabalıktı. 7 köyü almamalıyım deyip 5 köyle iktifa etmiş bir zattır. Bunu anan yok. Mesela ne Şam'ın şekerini, Arap'ın yüzünü imal eden bizler olduk. Masada işler karışınca Arap saçına döndü diyen bizler olduk. Yani daha doğrusu dedirtildi bizlere. Bilinçaltı işgaline uğradık biz. Kabe Arap'ın olsun, Çankaya yeter dedirtildi bize. Her nedense hemen yan bitişimizde Suriye'nin şehirleri Moskova'dan ve Washington'dan uzak bırakıldı bizlere. En son örnek de şu Arap Birliği'nin son yaptığımız askeri Barış Pınarı harekatındaki tutumu asla kabul edilir bir şey değil. Vakit almasın diye bir Müslümanın ölçüsü bizden olan liderlerdir. Şu anki Arap liderlerinin hiçbir tanesi bizden değildir. Dolayısıyla Arap halklarının dualarından, sosyal medya takiplerinden gönülleri tereddütsüz bir şekilde bizden yanadır. Son olarak şunu söylesek, sorsak, ortaya soruyoruz. Arap Birliği'ne hücum edenlere söylüyoruz. Bizim Araplarla siyasi bir ittifakımız yok. Araplarla askeri bir paktımız da yok. Ama Batı'yla siyaseten de müttefikiz. Bir de askeri NATO'da 5. madde itibariyle de sınırlarımız Batı'nın sınırları sayılır. Batı'yla müttefik olduğumuz halde Batı bizim düşmanımızı besliyor. Düşmanımızın yanında onunla saf tutup bize karşı savaşıyor. İttifakımızın olmadığı Arapların tutumu ise eleştiriliyor. Müttefiklerimizin de bunca yaptığı ihanete rağmen her nedense şirinliklerinden bir şey eksilmiyor. Öyle de bir şey var. Hı hı. Son olarak şöyle bakıyorum ben işe. Mevcut Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderinden tutalım. Sisi'ye kadar. Vallahi şükrediyorum yatıp kalkıp. Sisi'nin bizim yanımızda olmadığına şükrediyorum ben. İyi ki bizim yanımızda değil. Bu kadar çifte standart, bu kadar iki yüzlü bakış olmamalıydı. İttifakın yok Arap'la. Neden Arap senin yanında dursun? İttifakın Batı'yla. Batı sana ihanet ediyor. Batı'nın şirinliğinden bir şey eksilmiyor. Maalesef bunların düzelmesi lazım. Dezenformasyon çok üst boyutlarda maalesef yürütüldü. Ve yedik yuttuk. Hocamın az önce söylediği o bir Karabatak meselesinden validesi beddua etmiş falan. Aynı şeyleri bizler de yaşadık maalesef. Ama artık bunu yutmama safhasına gelmiş olmamız lazım. Şimdi bu Arap medyasına bakın. Türkiye ile ilgili öylesine dezenformasyon var ki. Bizim 20-30 sene önceki Arap dünyasına bakışımız gibi. Hı hı. Oradan da birileri
buraya yönelik bir algı operasyonu çekiyor. Ha, şu denebilir. Araplı. Araplara kızabilirsiniz. Arapları eleştirebilirsiniz. Bir kutsiyeti yok yani Araplar. Tıpkı Almanları eleştirdiğiniz gibi yahut Japonları eleştirdiğiniz gibi olmadı, Iraklıları eleştirdiğiniz gibi. Yani bir kutsiyet olarak değil. Fakat bir ünsiyet var. Bir ünsiyet var. Ne? İşte o ortak payda bir Müslüman olunmaz. Ya şimdi bizim tarihi bir ezberimiz var. Yani Cumhuriyet kurulduğu zaman biz ilk Cumhuriyet'ten 10 sene öncesine gidin, savaşlarla geçti. Yani Kuzey Afrika'da, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Filistin'de, Irak'ta savaş. Ve biz bu devleti kurduğumuzda doğru dürüst okur yazar insanlar yoktu. Bize Arapları anlatanlar hayatta hiç Arap görmemişlerdi. Onların bir ezberleri vardı şuur altında. Bunlar peygamberin akrabaları, bunlar kavmi Necipler, bunlar böyleler, şöyleler, şöyleler. Şimdi işin gerçeği şu. Yani Hazreti Nuh bir peygamberdir. Oğlu ona iman etmedi. Karısı ona iman etmedi. Bu onun sulbünden geldi diye bunlar mübarektir falan olamazlar. Arap ülkeleri içerisinde bağımsız hiçbir ülke yoktur. Biz sokaktaki insanlara bir şey demiyoruz. Fakat başlarındaki hepsi Amerika'nın eyalet valilerinden daha fazla bağlıdırlar Amerika'ya ve Batı ülkelerine. Ve her türlü ihaneti de yaparlar. Sadece bize, kendi halklarına ihanet ediyorlar. Kendi inançlarına ihanet ediyorlar bunlar. Ne zaman bu Araplarla şey olabilir? Sokak iktidara geldiği zaman oralarda. Sokaklar bizimledir. Bunu biliyoruz. Ama mutlak surette o yönetimlerin tamamının yıkılması lazım. Fakat bu nedenle de bak, Suudi Arabistan. Kabe orada, şey orada, şeriat diyorlar, bilmem ne diyorlar, hurmayla, zemzemle iftar ediyorlar, bilmem şöyle yapıyorlar. Yahu nerede bir İslam dünyasında darbeci varsa, milli iradeye karşı bir hareket varsa onu destekliyorlar. Sisi'nin yanındalar, Hafter'in tabii yanındalar. Yani Sisi'ye iktidarı veren, o darbeyi yaptıran güç Suudi Arabistan. Neden Tahrir Meydanı'nda o Mursi'nin taraftarları yoktu? Halbuki şey giderken, mübarek giderken Tahrir Meydanı'nda bütün insanlar, Mısır, milli iradesi oradaydı. Fakat Mursi döneminde ortalık karıştığı zaman Rabia Meydanı'nda taraftarları şeylerdi. %24 oy Selefilerindi. Suudi Arabistan'ın kontrolünde. Milli irade bir İslam dünyasında zuhur ederse benim buradaki krallık şeyim tehlikeye girer diyor. Ve onu, ben onların o şeylerini, yani o tarih şuuru falan da yoktur. 84'te, bendeki o ezber 84'te yıkıldı. Daha yeni asistandım, birkaç yıllık asistandım. Suudi Arabistan'daydım, Mekke'de. Kral Fahd Amerika'daydı. Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray'ın bahçesinde şey işte demeç veriyorlardı, bütün dünyaya yayınlanıyordu. Ben bizatihi dinledim. Kral Fahd konuşurken döndü Reagan'a. Arap milleti dedi, kıyamete kadar size medyunu şükrandır. Bizi sömüren, bizim devlet sistemimizi yok eden, emperyalist, bilmem ne saydı, onlardan, Osmanlı'dan, siz bizi kurtardınız. Siz bize devlet kurma şeyi bahşettiniz, bilmem ne. Aynen bir köpeğin sahibine böyle ayaklarını yalar, kuyruk sallar mesabesindeydi.
öyle bir tavırda, bak fotoğrafları da var elinde, şeyde. Bu bir devlet adamı duruşu değildir. Bir devlet adamı duruşu değildir. Uluslararası arenada dünyanın en küçük devletinin devlet başkanı, dünyanın en güçlü devletin devlet başkanı statü olarak aynıdır. Bunu niye şey etmek zorunda söylüyorsunuz, ediyorsun? Hepsi öyledirler. Hiçbir tanesinin başında doğru bir atam yok. Batı da bunu bildiği için biz diyoruz ki ya, hani Batı demokrasi diyor. İşte niye Mursi'yi korumadı da Sisi'nin yanında yer aldı? Derdi demokrasi falan değil. Kendisine yarayacak adam. Kendisine şey edecek adam. Ha işte durumu bu yani İslam dünyası. Genelden Kudüs üzerine gelsin diye sanırım uyumlu olacak. Mevcut Kudüs'ün ve Filistin topraklarının halinin, faturasının sebebi mevcut Arap dünyası ve Arap liderleri değil mi? Evet. Hani Beşar Esed silahları mı yoktu neydi? 67'den beri Golan tepelerine bir taş fırlatmamış bir adam. Zannederdik herhalde zayıf silahları falan yok. Olmayabilir ya, normaldir, olur olur. Yani siyaseten veya ekonomik olarak güçlü olmayabilir. Şam şehrinin nüfusu savaştan önce 8 milyon idi. Şam şehrinden Golan tepelerine, İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan tepelerine mesafe 63 kilometredir. 63 kilometre güneyinizde Şam, Şam'dan güneye Busra var, başka birkaç yer daha var, Dera var falan. Toplasanız belki 10 milyon eder nüfus. Hemen sınır itibariyle de 6 milyon İsrailli yaşıyor. İşgal altındaki topraklara bir taş fırlatmayacaksınız. 10 yıldır fırlattığınız füzeler, halkınıza fırlattığınız füzeler bir türlü bitmeyecek. Bu liderler bizden mi? Bu liderlerin Arap şey, bu liderlerin Barış Pınarı harekatında bizim yanımızda olmalarını bekliyoruz. Olacak şey mi bu? İsrail'e, elbette ki İsrail'in cürmü büyükten öte. Ama mevcut tablonun, mevcut Kudüs'ün halinin, Filistin haritasının halinin sebebi mevcut liderlerdir. Bak şimdi, şimdi hocam çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Unutma ama ne olur. Söyle, yok. Unutmazsın değil mi? Hayır hayır. Burayı, bu bağlamı kaçırmamamız tamam. lazım. İsrail Esed'in gitmesini istiyor mu? Bence istemiyor. Nasıl bence? İstemiyor zaten. Deklare de ediyor. Asla. Evet. Söylüyor da. Çekinmeden. Çekin. Evet. İsrail Esed'in devrilmemesi için Amerika'dan yardım istiyor mu? İstiyor. İstiyor. Amerika istese Esed'i bulunduğu yerde bir gecede vurur, bitirir. Hı-hı. Öyle bir ilişki ağı kurmuş ki İran bile... İlginçtir, evet. İran'da aynı çizgi. Tabii. İran bile Esed'in gitmesini istemeyen İsrail'e, ister bilerek ister bilmeyerek diyelim, hizmet ediyor. Bak sistemi nasıl kurmuş. İran denklem içerisinde olmasa, bugün Türkiye'de gidin Esed'le görüşün, Esed'le barışın, Esed şöyle iyi adam, böyle iyi adam diyemez kimse. Çünkü birkaç şey daha koyman lazım ki İsrail'in foyası ortaya çıkmasın. Nasıl oluyor? İran harekete geçmeseydi muhalifler, Şam'ın varoşları Kusayr'a girmişlerdi. Devrildi, devriliyordu Esed. Tabii canım, İran kurtardı. Kusayr'a gidiyordu. Kusayr'a girmişlerdi. Şam'ın varoşlarıdır. Gitti, gidiyordu. İran'ın ve İran taraftarlarının, Lübnan'dan giriş yaptılar ilk etapta. Sloganları şu oldu. Zeynep'in ikinci defa esir olmasına izin vermeyeceğiz. Zeynep Hüseyin Efendimiz'in kız kardeşi. Yezid esir etmişti, Şam'a götürmüştü. Orada vefat etmiş, orada metfundur. Kabrinin tekrar Yezid'in eline düşmesini istemeyeceklermiş. Biz Yezid olduk gözlerinde. Esed de Hüseyin oldu herhalde. Öyleydi. Allah-u Alem öyleydi gibi zaten. Maalesef. Öyleydi. O sloganla muhalifleri oradan ta Halep'e kadar, Halep'ten de ta elde bir şey kalmayacak vaziyete getirdiler. Maalesef sorunlarımız bizim dışarıdan değil, içeriden. İçeriden. Hep içeriden. Şimdi nasıl bir denklem ki İsrail kendisi için ontolojik bir noktada görüyor Esed'i. Yani diyor ki, şöyle ifade edeyim daha doğru olur. Esed olmazsa benim halim harap diyor. Bu nasıl bir denklem ki Sisi'yi kendi açısından bir varoluş sebebi olarak görüyor. Diyor ki evet. Sisi olmazsa, açık açık söylüyor. Yani tabii, tabii. Mursi gelmişti, Türkiye ile anlaşmalar yapmıştı. Biz birlikte ticaret yapacaktık. Mısır'ın Tayyibi'ydi o. Evet. Öyle biz gördüler. Birlikte ticaret yapacaktık Mısır'la. Ticaretimizi birlikte geliştirecektik. Mursi'yi devirdiler, Sisi'yi getirdiler.
o ticareti Sisi İsrail'e yapmaya başladı. Esed ve Sisi'nin özel isimdir ama onu bir mantık olarak okuyalım. Esed ve Sisi mantığının düşmanı hiçbir zaman gayrimüslimler olmamıştır. Olmayacak da. Evet. Düşmanı da her zaman Müslümanlar olmuştur ve sadece Müslümanlarla uğraşacaklardır. Evet. İsrail'in bundan iyi kalkanı olabilir mi? Evet. Şimdi hocam burayı es geçirmem sana. Ne olur unutma söyleyeceğini. Bak sayalım ne olur notunu al. Esed diyor ki İsrail diyor ki Esed kalacak. Evet. Esed giderse benim işim zora girer. İsrail diyor ki Sisi kalacak. Evet. Sisi giderse sıkıntıya düşerim. İsrail diyor ki YPG PKK kalacak. Giderse sıkıntıya düşerim. İsrail diyor ki Suudi Arabistan'ın başındaki o genç prens kalacak. Giderse sıkıntıya düşerim. Birleşik Arap Emirlik'tekiler kalacak. Giderse sıkıntıya düşerim. İsrail diyor ki Hafter orada söz sahibi olmalı. Yoksa sıkıntıya düşerim. Sayabiliriz daha değil mi? İsrail diyor ki Erdoğan gitmezse vah ki vah. Dönelim. Ya şu içerideki muhalefet. Ya Sisi'nin safında yer alıyor. Uydurmuş şey neydi? Saraç. İhvanmış hocam da. Ya adam solcu da neyse. İhvan olsa ne olur? İhvanmış da Hafter sekülermiş de falan. İçeriden bu söylemi tedavüle sokuyor. Dışarıdan hedef alınmış olsa Türkiye, mesela Amerika çık oradan, işte Almanya bağırsa oradan, ne işin var orada falan, öbür tarafa dese, içerideki ha bir dakika ya, burada demek ki bir sıkıntı var biz istemediklerine göre. Yürüyelim arkadaşlar deriz. Oradaki sesi kısık tutuyor, geliyor içeride bunu söyletiyor. Hatırlar mısın Erdoğan Libya'ya gitti? Sarkozy de hemen peşinden gitti. Hatırladınız mı? Evet. Ne işin vardı? Senin Sarkozy ne işin vardı orada? Fransa. Çünkü Libya dünyanın zengin ülkelerinden biri. Petrol zenginliği var, şu var, bu var. Bizim öteden beri ilişkilerimiz var. Ticaretimiz var. Sonra Fatih Portakal çıkıyor ki siz emperyalistsiniz. İşte Libya'yız. Öylesiniz. Fransa'nın bugün dahil Afrika'nın fakir, açlıktan ölen insanların bulunduğu coğrafyadan elinde tuttuğu sömürgelerden yıllık devşirdiği, sömürdüğü para ortalama 500 milyar dolardır. Her sene. Ve onlar emperyalist olmuyor. Dün onlar bir karar daha aldılar. 6 tane Afrika ülkesine bir miktar asker daha gönderecekler. Fransa parlamentosu karar aldı. Ne işleri varmış hocam Afrika'da? Ha işte onu. Kemal Bey'e sor. O biliyor bu işleri. Ne olur? Bunun hep altını çizdim. Ya siyasi düşünceniz ne olursa olsun, kim yani ideolojiniz ne olursa olsun, yaşam tarzınız ne olursa olsun. Ya denklem farklı, fotoğraf farklı. Diyor ki Türkiye'ye, ya ben seni çoktan parçalamış, bölmüş, etkisizleştirmiştim. Sen direndin. Direnme diyor, teslim ol diyor. İçeriden de birileri diyor ki, he işte direnme, teslim ol diyor. Bu kadar basit. Hocam çok önemli bir şey vardı, müsaade varsa lütfen. Irak 92'de işgal edildiğinde Basra'dan Amerikan ordusu girmiş, Bağdat'a kadar mermi atmamıştı. Hangi denklemden dolayı mermi atmadığını da biliyor herkes. Ama Irak ele geçirildikten sonra falan grup benim yanımda durdu. Falan kişi beni destekledi. Burada mermi atmadım diye demediler. Hiçbirisinin ne onurunu, ne evini, ne malını, ne mülkünü, ne namusunu affetmediler. Ve günümüzde bu eski çağlarda olsa görmedik, bilmiyoruz diyeceğiz. Günümüzde herkes bunu gördüğü halde. Arkadaşım bu adamlar girdikleri yerlerde şu 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 şeyleri yapıyorlar. Yaptıklarında şu partiden, şu gruptan, şu zihniyetten diye bakmıyorlar. Sana Türkiye'li, sana Müslüman gözüyle bakıyorlar. Ne yaparsan yap. Bunu bilemiyor oluşların, bu jetonun düşmüyor oluşunu emin olun anlamak mümkün değil. Yahu seni yaşatmayacak öyle bir şey olduğu zaman, hani Allah göstermesin Gezi, şu bu ve bu tür olaylar. Şimdi insanlar orada diyor ki, Gezi diyor, bak burası çok önemli. Gezi kalkışması diyorsun, orada ihanet var diyorsun ama ilk halkayı gerçekten masum düşüncelerle gelenler vardı orada. Bir protesto amaçlı gelenler vardı, farkında olmadan gelenler vardı. Onlar masumdur, masumiyetleri vardır benim gönlümde, onları ayrı tutuyorum. Ben o Gezi'yi Gezi yapan, o planlama tertiple ilgili söylüyorum.
Gezi kalkışması dediğin zaman kıyameti koparıyorlar. O bir kalkışma değil, direniş. İyi direniş de niye direnmeye devam etmediniz? Niye kaçtınız gittiniz? Niye yarıda bıraktınız direnişinizi? Neye karşı direniyordunuz ki? Direnişiniz kutsaldı da niye durdunuz? E tomalar bize su sıktı. İşte bırakmadı ki. Yahu 15 Temmuz'da F-16'lar kurşun sıktı, bomba attı, füze attı. Tanklarla, ağır silahlarla bu insanlara saldırdılar. Yüzlerce yaralı, 250 şehit. Onlar direnişlerinden, bu mücadeleden vazgeçmediler. Bu milletti, bu milletin kendisiydi onlar. O direnişten vazgeçmeyen. O da millet yoktu. Bir süre sonra topukları yağlayıp kaçtılar. Niye? Çünkü bu millet onların ne yaptığını gördü, fark etti. Onların arkasında ne var gördü. O Mehmet Ali Alabora'lar, şunlar bunlar kaçtı gitti, öbürleri kaçtı gitti. Orada bir tezgah olduğunu, sonra bu da Türk Bağrı dediler. Arap Bağrılarından ne elde ettiniz ki Türk Bağrı'ndan da bir şey çıkacak? Türk Bağrı deyip başaramadığınız o şey, Türk Bağrı deyip başaramadığınız o şey bugün bizi hala ayakta tutuyor. Arap Bağrı dediğiniz ve başardığını düşündüğünüz o şey bugün Suriye'yi böldü, Libya'yı böldü, Yemen'i böldü. Milyonlarca insanın ölümüne, milyonlarcasının evsiz barksız kalmasına, milyonlarcasının mülteci olmasına, milyonlarca çocuğun anasız babasız kalmasına sebep oldu. Sen Gezi diye kutsadın, kutsamışlardı. Hürriyet'in manşetini atıyorum o günkü Hürriyet'in. İşte Ukrayna'daki şeyle kıyaslamış, işte oranın gezisi, buranın gezisi diye kutsuyordu. Eğer o gerçekleşmiş olsaydı, Allah göstermesin, biz sokakta, diyelim ki mesele CHP, AK Parti, işte dindar, az dindar, laik, seküler, buysa, bu her grup birbirine kurşun sıkıyor olacaktı, Allah göstermesin. Ben ölecektim, sen ölecektin, sen ölecektin, öteki ölecekti, beriki ölecekti. Bu ülkeyi ele geçirmek için senin, benim, onun, bunun ölmesi ve ülkenin güçsüzleşmesi gerekiyor. Sen yahut ben ayakta kalmayacaktık. O zaman günün sonunda her şey bittikten sonra biz olduğumuzun farkına, zarar biz kime, olmamız, fayda kime? Evet, biz olmamız gerektiğinin farkına varacaktın. Ya istediğin siyasi görüşün olsun, istediğin dünya görüşün olsun. Eyvallah, problem yok. Neye inanıyorsun? Problem yok. Ama söz konusu vatan. Söz konusu vatan. Bir mola verelim. Sen not aldığın yerden devam et hocam. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam söz sende. Şimdi Osmanlı tasfiye edildikten sonra İslam dünyasında kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Biraz şöyle de meseleye bakmamız lazım. Mesela İsrail 1948'de kuruldu. Bugün 2020. 50'de kurulduğunu farz etsek 70 senedir kurulmuş. 2 yıl daha koy, 72 sene. Bu 72 sene zarfında İsrail'in katliamları, yani Kudüs'ün tarihini biliyoruz. Sen de Kudüs'ü çok iyi biliyorsun. Toplasan İsrail ne kadar adam öldürmüş? 100 bin rakamını geçmiyor. 100 bin rakamı bandındayız hocam. Esad Suriye'de ne kadar adam öldürttü? Milyonu geçti. E bitti. Ne konuşuyorsunuz daha ya? Ha şurada birkaç sene içerisinde. Ama hocam bu... Sisi bir gecede ya Rabia meydanında 4000 kişiyi tarattı ya. Tamam ama şöyle. Sen bunu Sisi'yi nereye oturtarak bunu söylüyorsun? Esed'i nereye oturtarak bunu söylüyorsun? Sokaklar mutlaka iktidara gelmeli. Arap İslam dünyasında milli irade iktidara gelmedikçe Batı'nın eyalet valileri iktidarda olurlar ve devamlı da o İslam birliği dediğiniz şeyi, onu yok etmek için uğraşırlar. Şey bu. Bakın, insani yönden sadece bakalım. Yani diyelim ki ya Amerika'dan korkuyorlar. Koltuk düşkünü, işte onu korumak için bunları yapıyorlar. 2011. Neredeyse 9. seneye giriyor. Türkiye kayıtlı 4 milyon insana bakıyor.
Bunun kayıtsızını da göz önüne aldığın zaman 6 milyon insanı buluyor. Suudi Arabistan bir güne bir gün şunu dedi mi? Ya Trump işte 700 milyar dolarımıza el koydu, sesimiz çıkmadı. Geçenlerde de dedi 200 milyon dolar şuraya gönder, gönderiyoruz oraya. Allah rızası için kalkıp ya siz ırken bile Arap değilsiniz. Siz Türksünüz ama Suriyeliler Araplar, aynı ırktanız, aynı dindeniz. Ya biz alamadık bunları. Bunlara bakamıyoruz. Ha şu 5 milyon doları da bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Şu baktığınız göçmenlere bunu harcayın. Kuruş vermediler. Vermeyen biz, kim? İnsanlığı, eyalet valileri. İşte onu diyoruz. Yani Arapları değerlendirmeyelim. Tamam. Peki şunu değerlendirelim mi? Trump dedi ki İsrail'e, Golan Tepelerini size verdim. Yani Suriye'nin toprağı olan Golan Tepelerini size verdim dedi. Şimdi Golan Tepeleri deyince insanlar tepe küçük bir şeydir hocam. Koca bir bölge. Koca bir bölgeden bahsediyoruz ve en verimli toprakların. Tabii stratejik olarak Şam'ı tepeden, damdan sokağa izler gibi izliyorlar. Orta Doğu'nun da su kaynağı orası. Su kaynağı orası. Haberiye Gölü. Şimdi bunu Trump çıktı dedi ki sana verdim. Bizim içimizde eyalet valisi olmak için can atanlar çıkıp da demedi ki ya bir dakika ya sen kimin toprağını kime veriyorsun? Ama Türkiye Barış Pınarı yapmak harekatını yapmak için, Zeytin Dalı harekatını yapmak, terörle mücadele için oraya girdiğinde bizim orada ne işimiz var dedi. Ağzını açıp diyemedi ki ya bir dakika ya sen kimin malını kime veriyorsun diyemedi orada. Doğru mu? Ya şimdi cihaz başka bir şey. Sen Kemal Bey'e kızıyorsun, bunlarla ben biliyorum da. Kemal Bey'in kafası basmıyor. Mecburen bir gün öyle diyor, devrisi gün öyle söylüyor o. O da dün söylediğini de ne söylediğini de bilmiyor. Bence... Ben ne söylediğini çok iyi bildiğini düşünüyorum hocam. O kadar zekası olduğuna inanmıyorum. Ben kesinlikle ne söylediğini çok iyi bildiğini düşünüyorum. Efendim sen ruhen, gen olarak zaten Kemal Bey muhalifisin. Hocam. O yüzden öyle söylüyorsun. Ben... Kesinlikle ve kesinlikle ne söylediğini çok iyi bilen ve başarılı bir siyasetçi olarak görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Yapma ya. Şimdi bak şöyle bak. 2001 Türkiye'sini al bir yere koy. 2020 Türkiye'sini al bir yere koy. Bugün Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yaptı. Bugün Türkiye de yolların var. Marmara yaptın, köprüler yaptın, İHA üretiyorsun, SİHA üretiyorsun, uçak üretiyorsun, helikopter üretiyorsun, bunları dışarı satıyorsun. Yani 2001'den fersah fersah ileridesin. Tamam. Hastane bile yoktu 2001'de. Eyvallah. Yol bile yoktu 2001'de. Tamam. Bu durumda Erdoğan'ın oyunun şu da var. Erdoğan dışarıdan saldırı altında. Anlatıyoruz burada. Yani burada anlatıyoruz meseleyi. Doğu Akdeniz'de olmaması gerekir. O iradeyi ortaya koymuş bir Erdoğan. İşte Afrin'de olmaması gerekir. O iradeyi ortaya koymuş bir Erdoğan. 15 Temmuz diye bir gerçeklik var hocam ya. Bunu nasıl inkar edeceksin sen? Kim inkar etmiş? 15 Temmuz gerçekliğini nasıl inkar edeceksin? 15 Temmuz'da bu ülkede ilk kez bir darbe başarısız olmuş. Ama Kemal Bey onu çözdü. Tiyatro dedi. İşte. İlk defa bir darbe başarısız olmuş. Böyle bir Türkiye'de Erdoğan'ın oyunun, ya 15 Temmuz gerçeğine rağmen Erdoğan'ın oyunun %70'ten az olması düşünülebilir mi? Düşünülebilir mi? 15 Temmuz'u yok sayamaz dedin. 15 Temmuz'a bir tek Erdoğan direndi. Evet. Nasıl olacak? Erdoğan'ın oyu %70'ten az olur mu? Olmaması lazım. %51'i? Diyelim ki %52, %51. İşte o 19-20 puanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti, işte o yalan dediğin, çarpıtma dediğin, algı yöntemi dediğin, işte akı siyah, siyahı ak göz falan neyse,
o sayededir yani. Hiç Kemal Kılıçdaroğlu yani, hafife alınacak canım, o kadar başarılı olsa Tayyip Bey şunu söyler mi? Allah CHP'nin başından eksik etmesin diye dua etti. Açıktan açığa. Tamam, bu siyaseten başka bir şey. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Ya bu başarı kardeşim, hayır başarısı değil, aynı mesele. Nasıl başarılı? Koca bir ana muhalefet partisi lideri adamın elinden dairesini bile aldım. Bu nasıl başarıdır? Bunu hesap edemeyen bir adam Kemal. O benim başarım hocam. Ha, sen ondan daha başarılısın. O benim başarım. Evet, bir şey diyeceksiniz galiba. Eyvallah. Teyiden katiyen ben de başarılı olduğuna inanıyorum. Mutlaka. En azından hocam ifsad yakın, etti birçok şeyi. Yakın zamanda ifsad etti. Bak birçok şeyi ifsad. Sen 15 Temmuz'da nasıl tiyatro diyebilirsin hocam? Bu cesaretin nerede bulursun diye dersin. Bir yani arkadaş grubuyla otururken şöyle bir muhabbet oldu. Yine ana muhalefetin işleriyle, işlemleriyle. Açık söyleyeyim, hiç şeye, çok fazla kibarlığa gerek yok. Çok da kibar olamıyorum. Yalanlarına gelince işte şu belediyenin araçları, cenaze araçları dahil toplayamadılar öyle bir sayı. Ondan sonra işte falan moderatörle görüşmedik meselesi. Sonra görüştü çıktı. Sonra 3 dakika sonra yarım saat çıktı. Kimse bir şey demedi. Sonra Marmaray'ın altından Bizansların 40 tır altın gizlediği. İyi de Bizansların tırları mı vardı arkadaşım? Buna da mı aklımız ermiyor? Maalesef bunlar altınlardan benim haberim yok. Onları da Tayyip Bey mi götürmüş? Bizanslar saklamış. Tabii Tayyip Bey biliyormuş yerini. Onları çıkarmak için. Hepsini kabullendik de. Ben de niye bu Marmaray'ı yapıyor tabii, diye. Yani demek. Bizans'ta tırlar mı vardı? Onu da şaşkınlıkla tabii dinledik. Ve şöyle bir soru sordum arkadaşlara. Ana muhalefetin liderinin havsalası ile ilgili olacak bu. Seçimlerden birisinin ana propaganda temasını seyircilerden özür dileyerek söylüyorum. Altın klozet üzerine inşa etmişti. Yani bir lider kendi tebaasına bunu reva görür mü? Altın klozet üzerinden bir siyaset üretir mi, yürütür mü? Senin havsalan bu mu? Senin kendi tebaana 83 milyonluk bir ülkeyi yönetecek bir aday olarak halkına, tebaana gördüğün uygun olan kampanyanın şeyi, sloganı altın klozet olabilir mi? Havsalan bu mu? Aklımız bak, bu mu? Söyleyeyim. İnanarak söylüyorum şu cümleyi. İnanarak söylüyorum. İsrail'e götürülsün. İsrail devleti 3 ayda çöker. Savaşmaya gerek yok. Ben isterim. Gönderelim. İsrail devleti 3 ayda çöker. Kemal Bey tabii öyle, öyle muhalefet. İsrail'de başta kim olursa olsun Müslümanlara savaştığında bak, İsrail saftara devleti SSK mı? SSK'yı hocam, çökertti. Hocam, tamam da sen de karıştırıyorsun. Beter eder. Kesinlikle hocam. Şimdi çok, örnekler verebilirim. He. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Sen hatırlattın diye söyleyeceğim. Hakkımda herhangi bir dava açmadı. Birçok kez dava açtı hakkımda. Ben hakkımda açtı bak. Hiçbir şey konuşmadı. Savunduğum halde ben hakkımda açtı. Başka konularda birçok kez dava açtı. Bu konuda dava açmadı. Buz rezidans. Bunu, bu skandalı ben ortaya çıkardım. Buz gate diye adını da ben verdim meselenin. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi. Orada bir işte buz rezidans diye bir rezidans yapılıyor. 20 küsür tane onun dairesi var. Başka FETÖ'cü bazı tiplerin orada dairesi var. Bir tanesi kaçanın, bir tanesi içeride falan. Başka bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun, Zeynep yanılmıyorsam, dairesi var. Ne olmuş? Bu dairenin parayla satın alındığına ilişkin herhangi bir dekont, herhangi bir banka gönderisi, herhangi bir sözleşme yok. Ne olmuş? Bu daire hediye edilmiş. Tamam. Koca partisinin genel başkanının kızına bir daire hediye etmiş belediye başkanı. Ne var bunda? Ben geldiğimde sen beni götürüp yemek yediriyorsun. Ne var, ben bir hocayım yani. Hocam ben seni özel sektörde çalışıp kazandığım maaşla götürüyorum. Aynı şey değil hocam. O da sen, yaptığı dairelerden sen, hediye ediyor sen ya. Sen bir üniversitede rektör olsan rektörlüğün parasıyla da o zaman sen milleti yemeğe götüreceksin. Devletin parasını ona buna yedirirsin hocam. Yok adam onu belediyenin parasıyla mı yapmış? Müteahhit değil mi kendisi? Karından vermiş. Belediye başkanı hocam. E tamam. Veren belediye başkanı hocam. Hayır, o inşaat belediyenin mi? Yoksa kendisi müteahhitlik mi yapıyor? Hocam kendisi müteahhitlik de yapsa
kendisi bilmem ne de yapsa o zaman çıkıp diyecek ki ben madem öyle bir şey demiyorum. Zeynep kızımıza bu daireyi hediye ettim diyecek. Ya tevazudan dolayı söylemiyordur onu. Tevazudan dolayı sen de o zaman bir yerde rektör olsan demek ki hocam. Ya o ne benim üzerimden dolanıp şey diyor. Hayır demek ki bir yerde rektör olsan sen eşine dostuna aynı zamanda... Diploma dağıtırım. Aynı zamanda... Diploma dağıtırım. Diploma da aynı şey gerçi. Tabii bedavadan diploma dağıtırız. İşte, fırıncı ekmek dağıtır. İşte, müteahhit de daire dağıtır işte kardeşim. İşte ben bu zihniyete karşı mücadele veriyorum. Sen de olsan sana da mücadele veririm. Eyvah yani eyvah. Görsem ki o tür alengirli işler içine girdin. Mehmet Çelik Hoca falan dinlemem hocam. Yüzüne söyleyeyim. Dinlemem yani. Allah şimdi, Allah. Halbuki ben sana da diploma verecektim. Doktora diploması ne ayağına sıkıyorsun? Şimdi hiç fark etmez. bu daire nasıl verildi bilmiyoruz. Milyonluk daire. Evet. Şimdi AK Parti'nin yaptığı yanlış vardı. Onu söyleyeceğim. Çıktı bir televizyon kanalında. Dedi ki 100 bin dolar hazır tut sözünü. Bu manşet. Bir televizyon kanalında dedi ki ya dedi benim dairem varmış, kızımın dairesi varmış, şöyleymiş. Biz dedik ki bu daireyi nasıl aldın? Bu daireye kaç para verdin? Bu dairenin parasını ne ile verdin? Hangi bankaya yatırdın? Hangi sözle? Bir daire satılıyor ya. Yani bir milyonluk daire satılıyor. Bir sözleşmesi, bir dekontu, bir şey olmaz o mı? O kadar soruyla adamın aklını karıştırdın sen hiç de. Karışmadı. O durdu topu taca attı. Dedi ki bu daire 1 milyon falan filan dediler. Ya 100 bin doları verene ben vereyim dedi. Tamam. Dedi. Bunu topu taca atmak için yaptı. Ben ertesi gün şu manşeti attım. 100 bin doların hazır. Ver bana daireyi. Veremedi önce. Sonra yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hakan falan yazı yazdı. Dedi ki Kemal Bey bunu söylediysen bu resti çektiysen bak 100 bin dolar da hazır diyor. Bütün medyada çıktı. Ver al daireyi. Demişti ki 1+1 70 metrekare bir daire. Daire 1+1 70 metrekare çıkmadı. 148 metrekare 3+1 daire çıktı. 3+1. Daireyi satın almaya niyetlenirseniz bu niyetinizi ortaya koyarsanız o daireyi satın alırsınız. Şöyle anlaşmıştık. Bize demişlerdi ki bu dairenin vergisini çünkü bir yıl dolmadan satıyor vesaire orada bir şeyler var. Ben anlamam o ticari işler. Vergisini de siz ödeyeceksiniz. Biz dedik ki tamam ödeyelim. Ama siz bu daireyi kaça aldığınıza dair bize bir belge ibraz ederseniz o zaman ödeyeceğiz. Böyle havada kaldı. O sözleri havada kaldı. Bir belge ibraz edemediler. Dolayısıyla o vergiyi de ödemedik. Etmiyorlar, kaçıyorlar oradan. Şimdi burada söyletmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım şu. Dedi mi 100 bin doları getirsinler vereyim? Getirdik ve aldık. Rezil oldular. Sarayın tuvaletleri, klozetleri altın kaplama yalanını ortaya attı mı? Ben tutardım, o tuvalete sokardım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Gözüyle görürdü. Gözünü sevdi. Adam hayatta hiç altın görmemiş. Tamam mı? Halk çocuğu. Senin gibi cebleri altın dolu değil. Sarı şeyi görünce altın zannetmiş yani. Sarı da değil ki. Ha öyle mi? Beyaz altın mı? Beyaz altın diye bir şey de görmemiştir. Bilmiyorum. Evet bir şey diyecektin galiba. Maalesef bizim yani yerli ve milli diye çok spontane oldu diye artık kelimeler kullanılıyor. Bu kavramların belki güncellenmesi, belki bütün toplumun mutabık kalacağı bir kavrama, bir noktaya çekilmesi ama herkesin mutlaka bu toprakların, bu milletin, bu anlayıştaki insanların, burada yaşayanların, bu devletin, bu coğrafyanın maslahatına olabilecek noktalarda ittifak edebilmeleri, batıyla payanda olmamaları, az önce hocamın söylediği eyalet valileri daha fazla öldürmüşler İsrail'den, İsraillilerden. Elbette ki daha fazla öldürecekler. Çünkü bunlar İsrail'in payandaları. Bunlar olmazsa İsrail olmaz. Dolayısıyla bunların farkına varmamız lazım. İsrail bayrağının bizim sınırlarımızı içine aldığını hatırlamamız lazım. Bunların bizi ancak ve ancak bir kasabın kuzuyu sevdiği gibi sevebileceklerini bilmemiz lazım. Ot verir, karpuz kabuğu verir, maydanoz verir ama büyümesini bekler, semirmesini kesmek için bakıyor ona. Dolayısıyla bıçak da arkada. Tabii arkada bıçak duruyor. Dolayısıyla ya insanların fikri, düşüncesi her ne olursa olsun 100 sene öncesine kadar onlarca farklı etnik,
gruptan oluşuyor idik. Devlet olarak da, millet olarak da. Dinsel manada neredeyse bütün dinlerin yaşadığı bir alana hükmediyorduk. Hepimiz birlikte beraber yaşıyorduk. Ne oldu da, ne oluyor da bir takım 3 tane, 5 tane isim kullanarak ya birisinin başörtüsüne, ya birisinin sakalına, ya şusuna, ya busuna saldırılacak. Veya şu anda içkisi kısıtlanmadığı halde, plajı kısıtlanmadığı halde, herhangi bir şekilde hayatta tercih ettiği alanlara müdahale edilmediği halde ne oluyor da fırtınalar koparılıyor. Ne oluyor da bir belediye kazanıldı diye sokaklarda bizlere saldırılmaya başlandı. Sakala söven kim var. Kim sana saldırdı? Hocam maalesef söven sövüyor maalesef. Sakal da evet. Sana çok yakışıyor. Kıskançlığından maalesef. Bak daha bunlar burada o yaşanmamalı hocam. Daha dün tabii. Daha dün bir yarışma programında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında Ümmü Gülsüm diye bir hanımefendi yarışmaya katıldı. İzledin mi? Gördün mü onu? Konuşamıyor. Konuşma zannettik engelli. Ama biz programın yarışmanın bir kısmından sonra onun konuşamadığını fark etmedik bile. Konuştu. Elleriyle konuştu. Bunu bizim gönlümüzde İzledin değil mi hocam onu? İzledim. Bizim gönlümüzde yani Ümmü Gülsüm'ün bizim gönlümüzü fethetmesinin sebebi neydi hocam? Engelli olmasıydı. Ağladım. Konuşamaması. Ben başarısı için ağladım. Ama o haliyle bir başarı ortaya koymasıydı. Evet. Şimdi sıkı dur. Başı açık olsa senin gönlünü fethedemeyecek miydi? Ederdi, gene ederdi. Bugünkü yazım oydu. Gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi Ümmü Gülsüm elleriyle anlattı. Yazdı, çizdi. Evet. Bak elleriyle bizim gönlümüzü fethetti. Bir sonraki gün Filenin Sultanları elleriyle smaçlarla Almanya'yı 3-0 yendi, ezdi. Başlarında kapalı değildi. Evet. Onlar da gönlümüzü fethetti. Evet. Milletçe gururlandı. İşte bu ya. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Tamam. Biz milletçe gururlandık. Evet. Ama sen Musa Bey'e itiraz ediyordun ya kim saldırıyor diye. Ümmü Gülsüm'e can ataklı saldırdı hocam. Onun engelli olmasını falan hiç gündeme getirmeyerek şöylesine talihsiz bir cümle. İşte Tayyip Erdoğan da onu aradı. İşte başörtülü diye. Başörtülü biri kazandı diye vesaire. Hocam. Sen bugün ne yedin, ne içtin geldin programa bilmiyorum ama. Ne içtin dersen şimdi başka bir şey anlarlar. O yüzden bu, ne yedin falan bu dedim. Bu ülke 80 küsur milyonuyla böyle bir ulus devlet bilmem neyi falan değildir. Bir imparatorluk bakiyesidir. 72 millet vardır. Ben her zaman söylüyorum. Gün gelecek. Siz o nüfus kütüklerini yok ettiniz. Kimin soyunun, sopunun ne olduğunu sakladınız milletten. Ama tapu tarih defterlerinden bir gün bizden sonra gelen nesiller çıkaracaklar bunları. Nüfus cüzdanında Müslüman yazıyor. Ondan sonra ismi, Türk ismi, bilmem ne Müslüman ismi bundan kurtulacak. Evet. O bak, yarım metre beze ya. İçinde buğzu olan bir adam bu topraklara ait değildir. Hiçbir aidiyeti yoktu. Şimdi Ümmü Gülsüm'ün elleri bizim gönlümüzü fethetti. Anlattı, yazdı, ifade etti, cevabı kaldırdı, böyle yaptı falan. Elleriyle bizi fethetti. Bak dört meseleden bahsediyor. Kadınların elleri. Sonra Filenin Sultanların ellerini gördük hocam. Evet. Smaçlarla of coştuk evde. Evet. Onlar kazandı. İşte bu topraklara aidiyetimiz var. Benim aklıma ne Ümmü Gülsüm'ün başının örtülü olması ne Filenin Sultanlarının başının açık olması gelmedi. Evet. Gelmez. Canat Akın'ın aklına gelmiş ama. Benim gelmedi. Bak onlar niye bizi heyecanlandırıyor? Aidiyet duygusu var bu topraklarda. O dediğin adamda aidiyet duygusu yok bu toprakların sadece nimetlerinin peşinde. Sonra bir başka el daha gördük hocam. Konumuz oydu. Battal İlgezdi. Eşi hanımefendi Gamze İlgezdi CHP milletvekilinin ellerini gördük. Nerede gördük? Ataşehir'de bir kuaföre gidiyor.
ellerine manikür yaptırmak için. Evet. İçerisi dolu, randevu almadan gelmiş. Evet. Ama diyor ki ben milletvekiliyim. CHP evet. milletvekiliyim. Evet. Başka? Bu ilçenin diyor, bu kuaförün bulunduğu ilçenin belediye başkanı benim kocam diyor. Evet. Ben geldiğimde herkes duracak. Evet. Ve benim bu çok önemli ellerimle ilgilenecek diyor. Evet. İlgilenmiyorlar. Heh. İlgilenmedikleri için de o kuaförün başına gelmeyen kalmıyor. Mühürleniyor, yıkıyorlar, cezalar yağıyor vesaire. Hak etmiş. Bu ellerden de utandık biz hocam. Bu ellerden utandık. Ya sen niye felsefe bir başka olmadın, el daha gördük. Bir başka el daha gördük. Hocam sen abi ne içtin? Bir başka el daha gördük. O elde elinden kan damlayan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitabın tiyatroya uyarlanması, tiyatro sahnesine çıkmasıydı. Onu alkışlayan kadınların ellerini gördük. Dilek İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun ellerini gördük. Apo'nun heykelini dikeceğiz. PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen, bu milleti tehdit eden 50 masum Kürt vatandaşının ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş'ın kan damlayan elinden yazılmış bir tiyatroyu alkışlarken gördük. Ve asıl oyun sahnede değil, o izleyenlerdeydi. Asıl numarayı orada çektiler. Onlarla da kahrolduk, o ellerle de. Müthiş bir felsefe yaptın bu akşam. Eller üzerinden. Evet Musacığım, sen ne diyorsun bu işlere? Ben bunu daha geniş anlamda bizi medeniyetsiz, görgüsüz suçlamaları yönelten kişilere de ortaya koyduğumuz pratikle bir şey söylemek istiyorum. Yani bilmediklerini zannetmiyorum. Biliyorlar da söylüyorlar maalesef. Bu art niyetli bir duruş diye inanıyorum. Öyle bir şey ki biz Müslümanlar olarak 100 sene öncesine kadar bu topraklarda farklı etniklikleri, farklı dinleri bir arada tutabilmişiz. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Öyle bir ulus mantığı oluşturmaya çalışıldı ki 1000 yıldır bir arada duran aynı dine mensup iki millet bir arada duramaz oldu. Neredeyse bu hale getirilmeye çalışıldı. Ve buna da hizmet etmeye çalışanlar var. Kudüs özelinde şöyle bir şey söylemek isterim ben. Biz Kudüs'te Kanuni döneminde La İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazmışız kapının üzerinde. Nedir taşa, o? Nedir o? Onu açarsan. Taşa yazılmış bir şey. Ve buradan Kudüs'ün bir şehir olmadığı, bir mantık olduğuna dair örnekler vermek isterek ilerlemek istiyorum. Kanuni döneminde Kudüs'ün surlarını Osmanlı Devleti inşa etti. 7 tane kapısı var Kudüs şehrinin. 7 kapısından 7 kapısından batıdaki kapı El-Halil kapısıdır ve en değerli kapı olarak kabul edilir. Protokol kapısı. Protokol. Hazreti Ömer o kapıdan girmiştir. Sultanlar, imparatorlar orayı kullanır. Yavuz Sultan Selim Hazreti Ömer'in ayak izlerini kullanarak orayı fethederken girmişti, orayı kullanmıştır. İngiliz Generali Allenby 1917'nin 11 Aralık'ında oradan girmiştir. Ondan önce de 1898 Kaiser Wilhelm o kapıdan girmiştir yine. Bunlar bilinçli yapılmış şeylerdir. Ve o kapıya Kanuni döneminde taşa kazıdığımız bir şey. Bu kelime-i tevhid aslında hepimizin bildiği La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'tır. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Salat selam olsun. Bunu yazmamış Kanuni dönemi Osmanlı zihniyeti. Allah'tan başka ilah yok. İbrahim Halilullah, İbrahim onun dostudur. Yani Yahudi ve Hristiyanların da hoşuna gidecek bir tercihte bulunmuşuz. Kudüs gibi kutsalımız olan bir yere Yahudi ve Hristiyanlar da kutsal kabul ediyorlar diye Kanuni döneminde hiç kimse bizi tehdit etmiyorken, kimseden korkmuyorken, kimseye yaranmaya ihtiyacımız yokken Yahudi ve Hristiyanlara buradaki kutsalınızı yok saymıyoruz diyecek havsalayı değil, pratiği ortaya koymuşuz. Ve bunu taşa kazımışız. Kudüs'teki Yahudi ve Hristiyan varlığı bizim sayemizde bugün mevcuttur. Yoksa olmayacaktı. Evet. 2 defa ayrı pratik görmüş, ellerine geçen Hristiyanlar da yıkmış yakmışlar, Yahudiler de yakıp yakıyorlar. Kudüs'e örnek olsun diye Saraybosna bir Kudüs'tür, Müslümanlar inşa etmiştir. Antakya bir Kudüs'tür, Müslümanlar inşa etmiştir. Mardin bir Kudüs'tür, Müslümanlar inşa etmiştir. İstanbul Ortaköy 100 metre yarı çaplı daire çizin, Ortaköy Camii'nden pergelin ayağı orada dursun. Kilise ve havra var, Osmanlı bunu inşa etmiştir. Kudüs bir mantıktır ve Kudüs'ü ancak Müslümanlar inşa edebilir. Bu havsalaya mensup olan bizler bu pratiği ortaya koyduğumuz halde maalesef az önce eller örneğini verdiniz ya. İşte başörtüsüne düşman, şuna düşman, buna düşman.
Bize bu düşmanlığı yapanlar bunları göremiyorlar mı? Görüp de mi özellikle inkar ediyorlar? Hadi onlara bir şey demeyelim. Acaba bu toplumun öz cevheri bu topraklarla birlikte atan, yüreği kalbi bu topraklarla atan insanlar bunun farkına neden varmıyorlar, neden varamıyorlar, neden bu tepkiyi gösteremiyorlar? Arkadaş sen beni hoşgörüsüz diye tavsif ediyor olabilirsin ama Saraybosna'yı ben kurdum. Adamların ellerine geçtiği anda 3 yılda 300 bin kişiyi diri diri gömdüler. 100 binden fazla kaza tecavüz edildi orada. Antakya'da hala çan kulelerinden çanlar çalar. Mardin'den çanlar çalar. Mardinliyim, onur duyarım bundan. İsterim Müslüman olsun. Olmuyorsa da başımız gözümüz üzerine. Kudüs'te çanlar çalar. Biz teminatı olmuşuz. Buna rağmen karşı tarafın duruşu, kalkıp bize medeniyet dersi vermeye çalışması vallahi anlaşılır da izah edilir de bir şey değil. Medeniyet istiyorsan kardeşim al Kudüs, al Kanuni dönemi, al beğendiğimiz marka. Kelime-i Tevhid'i bir defa değiştirmemişiz. Farklı bir tercihte bulunmuşuz. Kudüs'e dair bir markadır. Dünya semavi dinlerinin feragat edemeyeceği bir yerdir Kudüs. Buna rağmen diğerlerinin hakkını değil, diğerlerinin kutsalını yok. Saymamışız. Bunun pratiğini ortaya koyabilelim, koymuşuz ve biz suçlanalım. Yavuz Ermeni patriğine vereceğini vermiş imtiyazı. Rum patriğine, Mescid-i Aksa'ya girmeden. 31 Aralık Mescid-i Aksa'ya girmiş. Onların hakkı hukuku son dönem Osmanlı Sultanı'na kadar devam etmiş. Günümüz Kıyamet Kilisesi'nin statükosu Sultan Abdülmecit'ten kalmadır. Saraybosna'dan çekildik, kan ve gözyaşı dinmiyor. Antakya mı, Mardin mi, Ortaköy mü? Hangi kilisemizin kapısına kilit vurulur? Vurulursa razı olur muyuz? Vallahi ben olmam. Neden bizim değerlerimize siz saldırasınız ki? Hangi sahikle, hangi gerekçeyle? Şimdi bir molanın ardından hocam. Gene mi? Mola vakti geldi. Evet. Bir kısa mola, dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam sen bir şey diyordun. Ya şimdi şu kötü bir şeyimiz var. Mezar taşlarıyla iftihar ediyoruz hep. Yani tamam, tarihimizde hakikaten göğsümüzü kabartacak çok şey var ama yani bırakalım. Biz ne yapıyoruz? Biz ne ediyoruz? Bir sefer İslam coğrafyasının, Arap ülkelerinin her devletin bir dış politika şeyi olur. İslam Arap devletlerinin hiçbirisinin bir dış politika programı yok. Varsa yoksa Filistin. Ne yapıyorlar o konuda da? Oraya da 3-5 kuruş o Filistin halkına veriyorlar. Orada doğan çocuklar. O eskiden de, şimdi artık vermiyorlardı. Vermeyebilirlerdi. Veya azaltmış olabilirler. Orada doğan çocuklar bağırıp slogan atsınlar, bilmem ne etsinler, bu iş böyle gitsin. Dış politika açısından kendi kamuoylarında da bir şeyler yapıyor görünüyorlar. Sene 67, bu İsrail-Arap Savaşı dedikleri 6 gün savaşlarında ben 12-13 yaşlarındaydım. O gün Elazığ'da hapishane camisinden cuma namazına çıktık ve ben o gün slogan atıyordum. Kahrolsun İsrail, Kudüs İslam'dır, İslam kalacak diye böyle şeyler söylüyorduk. Ben şimdi 65 yaşındayım. Cuma namazında Bayezid Camii'nden çıkıyoruz şimdi. 12 yaşında attığım sloganları hala atıyorum. Ve İsrail 1948'de o küçücük bir toprak parçasına sahipken bugün Filistin topraklarının %85'ine sahip olmuş durumda. Ya kardeşim, İslam coğrafyasının Filistin'le ilgili, Kudüs'le ilgili bir projesi var mı masaya oturacak? Yok. Eğer varsa şu 70 senede bu proje iflas etti. %85 topraklarına Filistin'in İsrail sahip oldu. Biz sadece camide, kürsüdeki vaizin cemaati coşturmasına yarayan, konuşulması gereken bir konu. Hocam bu projeyi camideki hoca yapmayacak ki. Hayır, hiçbir proje yok. Sokaktaki ben de yapmayacağım. Camideki bunu. Hocanın söylediğiyle Dışişleri Bakanı, yani bugünkünü kastetmiyorum. Bir Arap ülkesinin, İslam ülkesinin Dışişleri Bakanı'nın söylediği şey aynı şey. Yani ortada İslam dünyasının böyle bir projesi yok. Sadece İsrail'in katliamlarını seyretmekle bir iki tane telin edici hocam şöyle yapalım demek mı? Vermekle işi götürüyorlar. Mesela İslam dünyası dediğin Suriye mi? Suriye'nin kendisini ayakta tutacak bir projesi yok. Olmamış, ya, günü gelmiş. 56 tane İslam ülkesi var yani. Hepsini. Baye dediğin İslam ülkesi mi? Ya AVM, ne diyelim şimdi? AVM hocam o. Tamam. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğin
İşte Dubai'si, şusu, busu. E ne diyelim İsrail'e yani? Payanda. Bunlar bir AVM ve dediği gibi İsrail'e payanda. Git işte İsrail markalarını görürsün. Ben de onu söylemek istiyorum netice itibariyle. Dolayısıyla şeye gelmen lazım. Sokak oralarda iktidar olmadığı için proje üretme noktasında kimsenin bir gayreti olmadı. Olmaz da. Ya bu yani ülkelerin eyalet valisi niye hocam proje üretsin? Kardeşim ki? Bugünkü bu ülkelerin üniversiteleri var. Bu ülkelerin dışişleri bakanlıkları var. Bu ülkelerin stratejik kurumları var. Yani ya şimdi bir şey satın alacaksın. Bir şey yani mesela bir tarla satın alacaksın. Şu fiyatı istiyorlar. Sen de şu fiyatı vereceksin. Bir onu bile bir hesap kitap yapıyorsun. Şu kadar kredi alırım diyorsun. Adama şu kadarını peşin veririm. Şu kadarını bilmem ne. Bugüne kadar ben kendimi bildim bileli masaya bir proje götürülmedi. Gelin bunu böyle çözelim diye. Hocam ve Filistinli kanı dökülüyor. Filistinli çocuk katlediliyor orada. İki gün önce Twitter hesabım kapanmıştı. Hı. İki gün önce. Bir baktım. Diyor ki, buraya çok dikkat. Cinsel içerikli bilmem ne falan bundan sebep kapandı. He. Dedim eyvah, hesabı ele geçirdiler. He. Hesabını kurtarmak için tıkla diyor. Şimdi bir baktım, emin oldum Twitter. Hı. Tıkladım, açtı. Diyor ki, bu tweet'i silersen hesabını açacağız. Ben cinsel içerikli ne yapmışım, ne paylaşmışım da falan. Şimdi hala ben aklımda zannediyorum ki birisi hesabımı ele geçirdi, bir şey var. Hmm. Ulan diyorum, öyle olsa haber verirler. Abi bir bak falan. Kaldır dediği tweet şu. İstek Vakfı'nın bir okulunda bir çocuğa taciz davası ile ilgili haberi paylaşmışım. He. Artık nasıl başardılarsa iddia yani. Herkesin konuştuğu mahkeme olmuş mevzu. Diyor ki bunu kaldır. Bunu kaldır, açayım diyor. Kaldırmak zorunda kaldım ve açıldı. Neden öyle bir şey oluyor? Güç. Şimdi sen üniversitede öyle bir çalışma yapamazsın hocam. Sen üniversitede başörtülü kızı üniversiteye sokamıyordun. Nerede çalışma yapacaksın? Bazı yerler var. Çok korunaklı. Sen İsrail'le yapamazsın diye bir şey yok. Bu vizyonu olmayan adamlar yaptıramıyorlar. Ya yökün adam şeye İngiltere'ye doktoraya gönderiyor. Efendime söyleyeyim Çorum'da 1640-1660'daki hububat fiyatlarını git incele diyor. Tamam, eyvallah. Bu ülkenin bir bilim politikası yok. Kim diyorsa ki şu çalışmayı şu üniversitede bana yaptırmadılar, yalan söylüyorlar. Yapma. Türkiye'de o konuda bir sınırlama yok. Şimdi. Ama vizyon sahibi akademisyen az Türkiye'de. Mesela sen bu konuda dertlisin biliyorum. Evet. Sen yaptın mı böyle bir çalışma? Benim yaptığım çalışmaları hiç kimse yapmadı bu ülkede. Hayır. Bu bahsettiğin konuyla ilgili. Engelledim öyle bir tanesini. 8 sayfa itiraz dilekçesi yazdım, imzalamadım, bölüm başkanıydım. Yok sonunda gönderemedi oradan, götürdü Niğde Üniversitesi'nden mi nereden başka yerden kadrosunu şey etti gönderdi o konuyla ilgili. Benim teklifim kardeşim, oraya gönderiyorsanız o dönemde İngiliz belgelerine dayalı İngiliz Osmanlı ilişkilerini inceletin buna. Çorum'daki mercimek fiyatını ne şey ediyorsunuz siz? Türkiye'nin bir bilim politikası yok. Ya şunu. 40 yıldır Türkiye'de kan akıyor değil mi? Türkiye'de bir bölücülük hareketi var. Bir tane doktora tezi yapılmadı üzerinde. O kadar. 4000 köy boşaltıldı. Bütün şehirlerin sosyolojisi alt üst oldu. Sosyologlar için doğuda da en az 8-10 tane sosyoloji bölümü var. Evet. Bir tane doktora tezi yapılmadı ya. Ya ne yapacaksınız buradan? Eyvallah. Dünyanın gözde şehri Kudüs'e dair söylemek istiyorum. Hı hı. Kudüs gibi bir değer. Lütfen bütün kesimlere hitap etsin diye söyleyeyim.
Yani eleştirilir veya eleştirilmez. Mustafa Kemal'in Anadolu dışında çarpıştığı son cephe Filistin cephesidir. Evet, o konuda da çok... Artısıyla eksisiyle... Yok, çok kesin... Nablus, Filistin vardır. Cephesidir, bir. Nerede? Nutuk'ta değil mi? Şeyde o bir... Hindistan'da yayınlanan bir gazeteye verilen bir demeçtir. Orada mı? Filistin'le ilgili. Sahip çıkın diyor. Hayır, bize... Tabii öyle, sahip çıkın diyor. O var. İkincisi, oraya hizmetlerimiz sadece Osmanlı ile başlamış değil. Fatih döneminde Rum Ortodoks Patriği, Kudüs Rum Ortodoks Patriği'ne verdiğimiz emanlar. Biz nerede, Kudüs nerede? Fatih dönemi daha. Yavuz döneminde fethedilmiş. O varlığımız var. 1071 yılında Anadolu'ya girmeden, Malazgirt'te yokken atsız Kudüs'teki valimizdi. Kurumsal varlığımız vardı. 905 yılında İhşidiler, Muhammed bin Tuğuş da orada hükmetmiş. Ondan önce 868'de Tolonoğulları, Ahmet bin Tolon orada hükmetmiş. Türk hanedanı. İsteyen şu zihniyetten baksın, Kudüs'e sahiplenmek zorunda. İsteyen milliyet zihniyetinden baksın, ilgilenmek zorunda. İsteyen siyasete değer, siyasete tesiri açısından Kudüs'e baksın, ilgilenmek zorunda. İsteyen dini olarak baksın ki bizim için en değerli tarafı dini tarafıdır. Ki dini tarafı da Kudüs, İslam egemenliğinde bulunduğu sıralarda bütün coğrafya, bütün bölge sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler rahat huzura kavuşmuşlardır. Bizde olmadığı iki tane periyot dönem geçirmişiz. Ortalık kan gölüne dönmüş. 1099-1187 arası fethedilene kadar darmadağın olmuş ortalık. 1917'den günümüze kadar ortalık ortada. Gerçekten bilimle ilgili, ilimle ilgili ortaya koyduğumuz bir şey var mı? Mescid-i Aksa gibi, Kudüs gibi dünya sanat tarihinin gözde şehri. Mescid-i Aksa gibi değerli bir yapı. Ne sanat tarihçimiz var, ne tarihçimiz var. Kudüs ihtisasçısı tarihimiz yok dünyada. Yahudi tarihçi çıkacak, konuşacak. Hristiyan tarihçi çıkacak, konuşacak, biz de dinleyeceğiz. Bilerek ifade edeceğim şunu, en kutsalımız Kabe'dir. Ama Kabe dahil yeryüzünde Müslümanlar açısından en değerli arkeolojik alan Mescid-i Aksa alanıdır. Üst üste katman katman iskelet gibi duruyor, Kudüs'ü konuşacak arkeologumuz yok. Allah'tan korkalım. Tarihçimiz yok, sanat tarihçimiz yok ve bunu devletler yapmıyor olabilir. Bunu üniversiteler yapmıyor olabilir. Bunu sömürge valileri yapmayacak zaten, yapmıyor olabilir. Bu kadar STK'mız var. Bu kadar cemaat, cemiyet, aklı başında insanımız var. Hala her birisi 5 tarihçi, 5 arkeolog, 5 sanat tarihçisi yetiştirme çizgisinde gelemediyse, hala 150 yıldır veya 100 yıldır sadece bağırmada kaldıysak, elbette ki %5.6'ydı o toprakların toplamdaki terörist hareketle İsrailli Yahudilerin ele geçirdikleri toprağın tümü %5.6'ydı. Şu anda olmuş %88. Pardon, %89, %11 Filistin'den elinde. %5.6 idi, 48'de %58'i tahsis edildi. %58'den çıktı %70'lere, çıktı %89'a. Geriye kalan %11, yani toplam toprakların alanı 27 bin kilometre karedir. Bizim Konya'mız 41 bin kilometre kareden fazla büyüktür. Sivas'ımız 30 bin kilometre kareden büyüktür. Yani o toprakları ister tamamen İsrail diye düşünelim, ister tamamen Filistin veya iki devlet, 27 bin kilometre kare toplamı. Konya 41 bin, Sivas 30 bin kilometre kareden büyük, Ankara 26 bin kilometre kareden büyük, Erzurum 25 bin kilometre kareden büyük. Bütün o toprak varlığının tamamı Ankara kadar. O toprak üzerinde şu anki Filistin varlığı, evet bunu hocamdan iktibasla söyleyeceğim, hakkını teslim etme namına, İslam dünyasının karnesi o işgalin haritasıdır. Onu görelim, gerçekten karnemiz odur. O bizim karne tablomuz, bizim notumuzdur o. O topraklarda taksimatla Müslümanlara tahsis edilmiş %11'lik alan ediyor 6000 kilometre kare. 6000 kilometre karede A, B, C diye üçe bölünmüş. Evet, o bu yeşil noktalar A, B, C diye üçe bölünmüş. 6000 kilometre kare Filistin devleti diye İsrail tarafından tanımlanmış, kabul edilmiştir. 6000 kilometre kareyi üçe bölerken C'nin anlamı şu: 3000 kilometre kareye tekabül eder C. Bu da demektir ki İsrail'in askeri egemenliği altında bulunan yer demek. Yani bir Filistinli çiftçi kendi tapulu arazisine İsrail askeri makamlarından izin alıp gidebilir. Sulayacak, bir daha izin alacak, sürecek, bir daha izin alacak. Meyvesini toplayacak, izin vermezse meyvesini de toplayamaz. Hatta affedersiniz araçlarla gidip gelemez, affedersiniz merkeplerle gidip gelmek zorundadır. Yazın gidenler görür bunu. 6000'in 3000'i gitti, kaldı 3000 kilometre kare. Geriye kalan 3000'i de B ve A diye taksim etmişler. B de 2000 kilometre kareye denk geliyor. O da Filistin devletinin toprağı olduğu halde Filistin, İsrail ortak idare edilen yerdir. Ama sadece İsrail'in sözü geçer. Normaldir tabii ki bu. Geriye kaldı 1000
doğru olsun diye 1034 kilometre kare geriye kalıyor. Bu da şehirlerin merkezleridir. Toplamı Nablus, Cenin, Tulkarim, Kalkilya, Ayzeriye, Eriha, Ramallah, Betlehem, El Halil ve Gazze. Bütün toplamı bunlar. Şehirlerin merkezlerinde yaşayan Filistin'den yoğun olduğu bölgelerdir. Bunlar A bölgesi diye tanımlanmıştır. Siyaseten hassas yerlerdir. İsrail buraya girememelidir. Girmiyor mu? Arafat kendi karargahında en hassas yerde kuşatılıp öldürülmedi mi? Oraya da İsrail giriyor. Yani elde hiçbir şey kalmamış. Maalesef hala bağırmaktan öteye gidilememiş. STK'larımız Kudüs'le ilgili gerçekten gönülden bir araya gelip 10 sene sonrasına dair bir proje oluşturamamış. Uluslararası platformda kendimizi müdafaa edememişiz. Tarihçimizi yetiştirememişiz. Kalkıp İsrail'e laf söyleyelim. İsrail zaten bizimle aynı kategoride olduğuna inanmıyorum. Düşman bile görmeye ben zillet olarak addederim. Allah için onu söyleyeyim. Gelecekler bizim himaye edeceğimiz millet yine. Ve ben öyle inanıyorum. Himaye edeceğiz onları. Ama hala onların düşman şeyi kavramıyla aslında bize hakaret edilir. Tıpkı Tuhodor Helse Sultan Abdülhamit denkleminde olduğu gibi. Gelmiş de Abdülhamit de defol git demiş falan filan. Yok öyle bir şey olamaz yani. Dünyanın en büyük kurumlarından, imparatorluklarından bir tanesi. Başlarında cihan hükümdarı Abdülhamit. Beğensin beğenmesin. Bu devletin sultanı, Müslümanların halifesi bir tane gazeteciyle toprak pazarlığı yapacak. Olacak şey mi ya? Yani bir babaya evladıyla ilgili pazarlık yapmak, babaya bundan büyük hakaret olabilir mi? Abdülhamit böyle bir şeyi kabul edecek. Bir de Tuhodur Helsi kovacak huzurundan. Yok öyle bir şey. Abdülhamid'e isnat edilen o sözler doğru sözlerdir. Ancak Tuhodur Helsi muhatap alarak söylemiş sözler değildir. Kendi mahiyetine söylemiştir. Bizim topraklarımızdır, kanla almışız, verilmesi bunlar, Müslüman toprağı falan. Ama Tuhodur Helsi'de böyle bir şey söylenmemiş. Tuhodur Helsi hatta bunu batıda yaydığında hani merdi kıpti şecaati marzı deyim derken sirkatini söyler ya. Biz de Abdülhamid'i övelim derken öyle bir yeriyoruz ki. Tuhodur Helsi gidiyor batıda der ki ben imtiyaz aldım Filistin toprakları ile ilgili. Yıldız Sarayı bunu duyduğunda bizim bürokrasimiz, bizim diplomasimiz, oturmuş bir diplomasi. Tekzip metni şu şekildedir. %100 olabilir kelimeler aynen ifade edeceğim. Tuhodur Helsi yakın zamanda huzurda ayakta durma şerefine nail olmuştur. Kendisine hiçbir şey vaat edilmemiştir. Huzurumuzda bile demiyor. Huzurda nasıl bir huzur tasviri yapılıyorsa yani tenezzül edip onunla konuşulacak bir ortam olmadığı gibi huzurda ayakta durması bile şeref kabul edilmiştir onun için. Bizimkiler Tuhodur Helsi muhatap almış gibi defol git demiş gibi falan. Yani biz bu akılla bu kafayla arkeolog mu yetiştireceğiz, sanat tarihçisi mi yetiştireceğiz, tarihçi mi yetiştireceğiz? Daha Kudüs davası ile ilgili 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 tane dilime ayırıp da mücadele edebilmeyi akıl edememişiz, edememiş bir toplum, bir vaziyetteyiz maalesef. Toplanmışız Gazze'nin arkasında. Bir füze inerse oraya hemen Kudüs gündemimiz olur. Füzenin etkisi gidince de Kudüs'le ilgili bir derdimiz kalmamış olur. Ve bununla ilgili Kudüs'ün bizim olacağını nasıl olsa bizim için ağlayan, bizim için ölen, bizim için işte perişan olan insanlar var orada. Var. Var orada. Bizim yerimize. Gerçekten öyle. Onlardan da bir gruba dediğimde bir ara STK'ların toplantısında. Bırakın gidin. Abdülmuttalip bıraktı gitti dedim ki abi. Siz de bırakın gidin. Bir şey demiyorlar, üzülüyorlar falan o Gazze Savaşı sırasında. Gidin kardeşim dedim. Günahsa hepimizin günahı. Birisi dedi ki anlıyoruz. Bizim için elem çekiyor Müslümanlar falan ama dedi. Allah bizleri mübarek toprakları müdafaa etmenin birinci hat mevzisine yerleştirme şerefine nail etmiş. Zaten İsrail şaşırıp kaldı doğu. Normalde... Başımıza ne gelse eyvallah diyor. Ve biz bu insanlara 6 milyon Filistinli'ye 1 milyar 800 milyonluk nüfusumuzla hala karınlarını tok edecek bir çare bulamamışız. Değil tıbbi sorununa, hukuki sorununa, toprak sorununa çözüm bulmak bir yana, eğitim sorununa, işgale sorun çözüme, soruna çözüm bulmak bir yana, hala bunları çözememiş bir mantık, bir maalesef akıl yoksunluğu çekiyoruz. Kibirikimimiz bunun çok ötesinde olmalıydı bizim. Bizim tevarüs ettiğimiz Tolon oğulları, İhşidi, Eyyubilerde de biz varız. Bizimdir aynen. Irkını tartışmak tamamen yanlıştır Selahaddin Eyyubi'nin. Kardeş isimlerine baktığınız zaman asla menfi manada kullanmıyorum. Kardeşleri Turanşah, Şahinşah, Tutekin, Gökbörü, Selahaddin Adil. Tekrar ediyorum. Turanşah, Şahinşah, Tutekin, Gökbörü, Selahaddin Adil. MHP Genel Merkezi'nde yok böyle isim. Yok yani Turani isimler. Çok yani öyle ya. Bir derdi yok bu adamların. İslami bir derdi var. Dolayısıyla hala Selahaddin Eyyubi Kürt müydü, Türk müydü? Selahaddin gelmiş Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın anaları görüşme talep etmiş, şaşırmış. Ne istiyorlar ki benden diye. Görüşmek istiyoruz. En son görüştüklerinde biz sana bir şey vereceğiz. Kabul edecek misin? O ne diyor? Gül yağı, parfüm. Kadınlar erkeğe.
Ne için diyor? Duyduk ki Kudüs'ü fethedeceksin. Bunu al Mescid-i Aksa'ya dök. Yıllarca yanında gezdirmiş Mescid-i Aksa'ya. Diyarbakır'ın anaların mayası bu. Biz hala Kürt müydü, Türk müydü? İsra gecesi şuraya mı gitti, buraya mı gitti? Mescid-i Aksa sarı kubbe mi, siyah kubbe mi? Kudüs'e gitmek caiz mi, değil mi? Gidersek pasaporta mühür vurur mu, vurmaz mı? O kadar para olsa mıydı, olmasa mıydı? Orada savaş olur mu, olmaz mı? Adam Umre'ye gidiyor. Ne olur ya Rabbi burada canımı al diyor. Kudüs'e gidiyoruz, orada savaş var diyor. Tezattan daha kurtulamamışız. İsrail'in duvarına çözüm bulamamışız. Utanç duvarı dedik, medeniyet duvarı demeyi öğrenemedik maalesef. Duvardan korkacağımıza duvarı yayalım arkadaşlar. Duvara İsrail'in gösterdiği yerden bakmak zorunda mıyız biz? Duvarı tersten düşünün, İsrail'i kendi etrafını sarmış. Böyle bir millet, böyle bir akıl yoksunluğu başka bir yerde yok. Bravo. Hala yerleşimciye terörist diyememişiz. Silahlı bunlar, sivil ama M16'lı silahlı. Buna bu çareyi bulamamışız. Mescid-i Aksa kutsal mı değil mi? Tartışanlarımız oluyor. Sarı kubbe mi, siyah kubbe mi? Hala aşamadık. Hele ki ruhen mi oldu, bedenen mi oldu, rüyada mı oldu? Bu kavgadan öteye gidemiyoruz. Neden kavga ediliyorsa bilemiyorum. Son bir şey, bu da aklımın ermeyeceği bir şey. Muallak taşı havada mıdır, değil midir? Daha bu sorunu çözemedik. Yani Allah dünyayı küre haliyle, bir de muallak taşı yapmışız biz. İnternette girenler muallak taşı görüyor. Bir karış hem altta. Hem de şey. Photoshop'la da. Photoshop ayrı. Böyle bir ne gibi? Dikdörtgen bir taş. Ebatları falan mı belli? Bir karış havada. Havada duruyor. Ya ben ilkokula gidiyordum. O taşın resmini görmüştüm. Öğretmenimiz şey demişti. Bu taş duruyor. Böyle havada duruyor. İşte sebebi şu falan filan diye. Sonra ileriki yıllarda o taşın altına bir şey koydular. Fotoğraflarda. Yani ne olur ne olmaz diye bunu koydular dendi. Ya taş ne öyle bir taş, ne havada duruyor, ne bir şey. Bu da başka bir taş. Evet, bu da. Bu da başka bir taş. On binlerce beğeni alıyor bu taş. Yani aklımızın gerçekten eremeyeceği, bizim ufkumuz, havsalamız Kanuni döneminde, İbrahim Halilullah, Hazreti Ömer döneminde oraya verdiğimiz emanname, lütfen ve rica ediyorum herkes açsın emannameyi okusun da, Hazreti Ömer'in verdiği 638 tarihli emanname, Batı'nın insan hakları mı, kriterleri mi? Utansın, Batı değil, battı. Başka bir anlamı olmaz bunların. Açsın görsün, taşa dair bir şey söylemek istiyorum da. Söyleyelim onu ve da. Ve cümleyi kapatayım. Kapatma, şu taşa dair ben şunu söyleyeyim. Muallak taşı dediğimiz taş, senin alanın gerçi, Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükselirken durduğu, kabul edilen o taş. Evet. Şöyle bir şey var, bu Kur'an'ı değil. Değil, evet. Hazreti Peygamber göğe yükselirken taş da onunla birlikte geliyor, o da taşa dur diyor. Evet. Dur deyince taş belli bir miktar yukarıdayken duruyor ve öyle kalıyor. Hikaye bu. Evet. Şimdi sana bırakıyorum. Evet, maalesef hikaye bu. Bir defa İsra ve Mirac'ı birbirinden ayırmamız lazım. Şu taşla ilgili cümleyi söyleyip buraya geleyim. Muallak taşı havada. Daha işte dedik ya, kıble mi değil mi, sarı kubbe mi, siyah kubbe mi, Mescid-i Aksa'nın alanı şu mu, bu mu, Filistin'i arkadan vurdu mu, vurmadı mı, toprak sattı mı, satmadı mı, sanki bizimki Selahaddin Eyyubi gibi gitmiş kurtarmış Kudüs'ü, bir o adam satmasaymış her şey tam olacak. Tam olacak. Yani 100 yıldır satılan toprak hala %1'i de bulmamış. Haini, satılmışı, casus eliyle alanı, gasp edileni, Hristiyan millet %10'udur Filistin halkının nüfus oranı olarak sattığı toprak, Filistinli'nin sattığı toprak. Hanesine işleniyor. 100 yılı geçti, %1'i bulmamış. Sattı mı satmadı mı, arkadan vurdu mu vurmadı mı, muallak taşı havada mı havada değil mi? Allah dünyayı küre haliyle uzay boşluğunda bekletiyor. Mucize olmuyor. Muallak taşı bir karış havada dursa mucize olacak. Bu akılla mı, bu kafayla mı mücadele edeceğiz biz? Maalesef bu kadar iptidai hale nasıl düştük? İsra ve Miraç gecesi. İfade çok güzeldi. Lütfen teyiden söylemek istiyorum. Seyircilerimizin de dikkatinden kaçmamıştır mutlaka. Evet, Kur'an'ı değildir o. Kur'an'da İsra hadisesi net olarak ifade edilmiştir. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ile birlikte anılmıştır. Mescid-i Haram, minel Mescid-il Haram ilel Mescid-il Aksa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Yani burada aslında bir de İsra, gizli bir yürüyüş, gece, karanlık yürüyüşü. Aslında burada bize bir sürü anlatım var. Miraç ise yükseliştir. O bir gece yürüyüşüydü. Peygamberlerin... Biri böyle yatay, biri dikey. Önce İsra olmuştur ve İsra Kur'anidir, akidevidir. Bunu tartışamayız. Miraç ise bir yükseliştir.
İlginç bir şey var. Peygamberlerin genelde Kudüs'e yönelik yürüyüşleri var. İbrahim'in yürüyüşü var. İshak'ın yürüyüşü var. Dönmüş. Baba ocağına gelmiş. Yakup'un yürüyüşü var. Hepsine selam olsun. Yusuf peygamber oradan çıkmış. Musa peygamber, Harun peygamberle yürüyüşe geçmiş. Bir ömür yürümüş. Ömrü vefa etmemiş. İsmi verilmeyen bir peygamber Talut kıssasında. İşmuhal veya İsmail veya Samuel diye. O yürümüş, girememiş. Talut girememiş. Nebi Davud girmiş. Son peygamber de Mekke'de, Kabe'de. Mescid-i Haram'da, Mekke'de ifadesi yeterli değil. Mescid-i Haram'da, Kabe'nin eşiğinde, yani İstanbul'da da değil. Orada bulunduğu sırada Mescid-i Aksa'ya yürütülmüş. İlginç değil midir ki bu kadar peygamber oraya yürütülüyorsa, acaba bize de bir işaret olmamalı mı? Karanlıkta, Kabe'nin dibinde yürüyen peygambere rağmen, aydınlıkta imkanı bulan İstanbul halkı, Konya halkı, Ankara halkı, Saraybosna'daki, Kazablanka'daki Mescid-i Aksa'ya yürümeyi tartışıyor. Yürüyelim mi, yürümeyelim mi? Yani karanlıkta... Allah Resulü İstanbul'a getirilmedi ve vallahi fiziki olarak söyleyeyim, beşeri olarak değerlendiriyorum, asla manevi değil. İstanbul Kudüs'ten çok çok daha güzel beşeri olarak. Ama orada başka bir şeyler var, mana var, maneviyat var, bereket var, kutsiyet var ve bir işaret var. Peygamber Efendimiz'in İsviçre'nin alplerine veya Himalaya'ya götürülmeyişinin altındaki hikmet çok olabilir ama bu hikmetlerden bir tanesi Allah-u Alem, hatta Himalaya olsaydı iman edecektik yine. Ama çok daha mucizevi olacaktı çölden buzullara. Hı hı. Oraya değil de özellikle Mescid-i Aksa'ya yürütülmesinin altındaki hikmetlerden birisi de İslam ümmetinin dikkatinin kıyamete kadar oraya çekilmesidir. Ama hala aklımıza gelmiyor veya geldiğinde sadece sloganla. İsra gece yürüyüşüydü. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya'ydı. Bu İsra idi. Miraç ise yükselişti. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürümeyi başarırsan, yürüyebilirsen miracını yaşarsın, yükselişini yaşarsın. O da Efendimizin diliyle. Namaz müminin miracıdır. Namazla yükseleceğiz. Peygamber Efendimizin birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Bizim çıkacağımız kat yok. Biz namazımızla öyle bir miraca çıkmalıyız ki Mescid-i Aksa kutsalımızdan, Mekke'den, Medine'den bağımsız olmamak kaydıyla onları hayatımızın önemli bir yerine yerleştirerek. Çünkü mübarek ilahi hayrın, ilahi hayır, beşeri bir hayır değil. İlahi hayrın içinde daimi ve sabit olduğu şey için kullanılır. Demektir ki Mescid-i Aksa'da ilahi hayır daimi ve sabittir. Geçici ve gidici değildir. Orayı da hayatımızın merkezinde bir yere oturtmak kaydıyla gecemizi de İsra'mızı aslında ümmet bağlamında değerlendirmek isterdim uzun olmasın diye iki cümleyle kapatayım. İsra'mızı yaşadıktan sonra miracımızı namazla yaşayabiliriz. Yükseliş ne olacak? Artık içine düştüğümüz bu cehaletten ilme, tembellikten çalışkanlığa, yatalak halimizden ayağa kalkmaya, işgalden bağımsızlığa gibi formatlarda biz miracımızı, yükselişimizi yaşamak durumundayız. Biz bununla mükellefiz. Ama maalesef bunları okumaktan da aciz kalmışız. Maalesef. Çağrı yaptık. Burada da tekrarlamıştık. 31 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim'in anılması için kimse iştirak etmiyor. Niye? O cemiyetin değil, bu cemaatin değil, bu grubun değil, bu STK'nın değil. Sadece STK'larımız bir araya gelse, ilim adamını yetiştirir, tarihçiyi yetiştirir, sanat tarihçisini yetiştirir, Arkoğlu yetiştirir devleti yapar. Devleti ele geçirmekle meşguller. Allah razı olsun. Evet. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Kendi adamlarını oraya buraya yerleştirip kendileri paya çıkarma peşindeler. Söyleyeceğin son sözün var mı hocam? Ne diyeyim? Dükkanı kapatalım. Evet, kapat. Evet, bir ilginç bir mevzu. Bu Kudüs meselesi ama şu konuda hemfikirim. İşte kahrolsun İsrail, Kudüs bizimdir, bizim kalacak sloganı. Bu sloganı hala tekrarlıyor olmak zuldür artık yani. Bu utanç vesilesidir. Boykota da o gözle bakıyorum. Boykot edeceğimize daha iyisini imal edelim. Bence de. Siha yapabiliyoruz artık. Tabii yapabiliyoruz artık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Programa verdiğiniz katkı nedeniyle geldik bu gecede programın sonuna efendim. Herkese iyi geceler, hoşça kalın.